Arkadaşlar merhaba. 1-2 dakika içinde dersimize başlayacağız. Merhaba hocam. Hocam ders başlamadan önce kısa bir şey sorabilir miyim size? Ben paylaştığınız dosyaları okudum da kaotla ilgili bir şey soracağım. Doğru Evet. anladıysam bilgisayardan da yapabiliyoruz. Telefona şart değil, değil mi? Şart değil ama sen bu Zoom'u bilgisayardan açtıysan ikisi çakışabilir. Yani ona göre ayarlamanı kendin yaparsın. Tamam, tamam hocam. Teşekkürler. Evet, herkese ses geliyor mu? Sesinizi duyamadım diyenler var. Bilgisayarın sesinin açılması gerekiyor. Evet Kadir, sesim geliyor mu sana Kadir Özdemir? Bu arada hocam, az önce soru soran arkadaşa bilgilendirmek için bir şey söyleyebilirim. Tabii, olur. Sorular sadece hocanın bize gösterdiği Zoom'da gözüküyor. Biz soruları sadece Kahoot'tan girince göremiyoruz. O yüzden hani ya ekranını ikiye ayırman lazım Evet. ya da telefondan girmen lazım. Hani sadece Kahoot'tan açarsan soruları göremezsin yani. Tamamdır, teşekkür Evet, ederim. kağıt ekranı cevap verme ekranı 4 tane şık çıkıyor sonra da. Arkadaşlar, ben bir giriş bilgisi vereyim. Bu ikinci dersimiz. İlk dersimizi yaptık. Orada bazı tecrübeler edindik. Bu kapsamda dediğim gibi ben bu Zoom programının süresiz olanını şimdi açtım. Yani dersimizi sürekli yapacağız ama arada tabii ara vereceğiz. Ama bugün her ders için bir konuyu ayarlıyorum ben. Bu konu ne zaman bitince bizim Zoom'da o zaman bitecek. Ama arada ders gibi 40-45 dakika sonra ara vereceğiz. Ama Zoom'u kapatmayacağız. Aynı Zoom'da 10 dakika ara veriyorsak 10 dakika sonra devam edeceğiz. Bunun dışında ders 1'de sizlere kavramları, önemli konuları anlattık. Termodinamikle ilgili bildiğiniz her şeyi unutun, sıfırdan başlıyoruz dedik ve ders 1 ile başladık. O ders 1'deki kavramlar önemli. Onları bir kez daha tekrar etmenize yarar var. Ama ben şimdi ders 2'de yine önemli konuları tekrar edeceğim. Bazı şeyleri birkaç kere söyleyeceğim. Sonuç olarak ders 3'e kadar anlattığımız her şeyi çok iyi öğrenirseniz ki bunlar zor değil. Bundan sonra hiç zorluk çekmezsiniz. Esasında termodinamik çok kolay. Bir iki tane eşitlik var. Bu enerjinin korunumu olsun, entropi eşitliği olsun, egzerji eşitliği olsun ileride. Onu termodinamik 2'de göreceksiniz. O 3 eşitliği bildikten sonra sorun yok. O 3 eşitlik çerçevesinde her şey modellenebiliyor. Ama kavramları çok iyi oturtmamız gerekiyor. Bu derste de üzerinde duracağım bir iki noktayı not almanız, ders ilk kez alanlar da var. Not almanız ve konuyu çok iyi tekrar etmeniz gerekiyor. Onun dışında termodinamik dediğimiz gibi her zaman kolay. Evet, 78 kişi girdi derse saate bakayım 14:36. Artık dersimize başlayabiliriz. Bu Zoom programı süresiz program. Girişleri de ben serbest bıraktım. İsteyen giriyor. Yani o çerçevede ama sesler kapalı. Ama soru sormak isteyen sesi açabilir. Bu çerçevede güzel bir ders yapalım. Dersimize başlayalım. Hocam, Evet. başlamadan önce çok kısa bir şey sorabilir miyim? Kısa sınavla alakalı. Tabii her türlü soruyu sorabilirsiniz. Tamam. Kısa sınav 2'nin şifresi için mail adresini mail atın demiştiniz. Yayınlamayacak mısınız O şifresini ders sonunda? şöyle dersten sonra hep yayınlıyorum onu.
Tamam. Ya mail atmamız gerekmiyor. Burada yayınlayacaksınız. Burada ders yayınlayacağım. Ders 1'de Zoom'da yayınlamıştık. Ders 2'de de yayınlayacağız. O soruların çözümlerini de sonra yayınlayacağım. Bugün zaten ikinci dersi yapıyoruz. Herhalde cumartesiye kadar onların ben çözümünü yayınlarım. Arkadaşlar, kısa sınavlar önemli. Hem konuyu öğrenip öğrenmediğinizi görüyorum. Ona göre ek bilgi verilmesi gerekiyorsa onu veriyorum. Hem de artı olarak size yansıyacak sınavlarınıza. Tabii ki sınav sorularının cevaplarını göndermeyenlere bir eksi yansıma olmayacak. Amacımız hani not değil de bir şeyler öğretmek. Bu çerçevede kısa sınavlar da önemli. Ve kuralları okumuşsunuzdur. Sonuç olarak kısa sınavlara girmek mecburi. Boş kağıt verseniz dahi orada yoklama yapıyoruz. Yaz okulunun yoklaması çerçevesinde. Derslere katılmayanlar tabii maalesef devamsız olarak kalacak. Kağıt da hem eğlence için yapıyoruz. Kağıtın bir hani puanı yok. Hem eğlence için hem o ana kadar anlattıklarımız kafanızda ne tür şekilde oluşmuş, neler öğrenmişsiniz onu görüyoruz. Hem de yoklama yapıyoruz. Yani iki kere yoklama yapmam lazım. Bu çerçevede devam edeceğiz. Arkadaşlar 80 kişi dersimize geldi. Başlayalım. İkinci dersimiz genel enerji analizi. Tabii ki bütün dersler birbiriyle ilişkili. Ders 1'in devamı bu. Ama ders 1'de öğrendiğimiz bazı şeyleri tekrar edeceğiz burada da. Dersler ilerledikçe tekrar da azalacak zaten. Hani derslerin başında ben bazı şeyleri birkaç kere söylemem gerekiyor. Evet, termodinamik kolaydır. Bu aklımızda hep olsun. Ve her şeye sıfırdan başlıyoruz. Geçmişte öğrendiklerimizi unutalım ve beraber ilerleyelim. Arkadaşlar, termodinamikte sistem tanımı bizim için çok önemli. Dedik ya geçen ders, bir bardak suyu inceliyorsak su bizim için sistemdir. Bir araba motorunu inceliyorsak motor bizim için sistemdir. Bir peteği inceliyorsak yani kalorifer peteğini, o petek bizim için sistemdir. Artık biz mühendisler olarak, mühendis adayları olarak sistem sınırını doğru çizdiğimiz an ve sistemi doğru belirlediğimiz an bütün problemleri, termodinamik problemlerini çözebiliriz. Termodinamik birçok dersle de ilişkili esasında. Enerji birçok dersin içinde var ve termodinamik de enerji içeriyor. Evet, burada sistemi yazmışız. Kontrol kütlesi ve kontrol hacmi olarak isimlendirebiliyoruz dedik. Kapalı sistemlerle çalışıyorsak arkadaşlar, yani sınırdan kütle giriş çıkışı yoksa kontrol kütlesi de diyoruz. Bizim için KK önemli. Eğer sınırdan kütle giriş çıkışı varsa açık sistem diyoruz, ona da kontrol hacmi diyoruz. İleride kontrol hacmi tanımını çok kullanacağız. KH olarak kapalı ve açık sistemler çerçevesinde iki tanım da bizim için önemli. Yani hepsine bir sistem diyoruz esasında ama açık sistemlerle çalışırken genelde kontrol hacmi diyoruz. Açık sistemlerle çalışırken sınıra da kontrol yüzeyi diyoruz, KY. Hem bu arkadaşlar termodinamikte hem ısı transferinde hem akışkanlar mekaniğinde önemli. Kontrol hacmi ve kontrol yüzeyiyle çalışıyoruz. Tabii ki açık sistemlerde kontrol yüzeyi ve kontrol hacmi. Sınır diyoruz kısaca veya sistem sınırı diyoruz arkadaşlar. Onlar genel isim ama açık sistemlerde kontrol yüzeyinde diyoruz. Bu sistemle sistemin sınırı dışında çevre var. Çevre ile sistemin ilişkisi bizim için önemli. Çevre ile sistemin ilişkisini de tabii ki sınırda karşılıyoruz. Onun için sınırı delen, yani sınırdan geçen enerji geçişleri de bizim için önemli. Şimdi sol taraftan devam edelim. Sınır içine sistem denir demişim. Sistem statik enerji içerir. Arkadaşlar, sistemin enerjisi statik enerjidir. Yani sistemin içindeki enerji bizim için statik enerji. Sistemde depolanan enerjiye statik enerji diyoruz. Tabii ki sistemin sıcaklığı artabilir, azalabilir. Bu çerçevede içeride bir depolama, enerji depolaması var. Biz buna statik enerji diyeceğiz. Artık statik enerji deyince sistemin enerjisinden bahsettiğimizi bileceksiniz. Gelelim sınırı delen enerjiler. Şimdi aklımızda kalsın diye ben delen diyorum. Sonuç olarak sınırı delen enerjiler sistemin enerjisini etkiliyor. Sınırdan geçen enerjiler dinamik enerji içeriyor arkadaşlar. Bakın, statik olan sistemdeki enerji, dinamik olan sınırdan geçen enerjiler. Ya içeri doğru ya içeriden dışarı doğru. Sonuç olarak sınırdan geçen enerjiler dinamik enerji. Size statik enerji nedir, dinamik enerji nedir, farkı nedir diye sorulduğunda bundan sonra bileceksiniz. Sistemin enerjisi statik, sınırdan geçen enerji dinamik enerji. Sistemde depolanmayan enerjiye biz dinamik enerji diyoruz.
Evet, sınırı delen enerjiler 3 tane arkadaşlar. Bundan sonra bu konuda hata yapmak yok. Isı geçişi veya ısı transferi. Bildiğiniz gibi ısı transferi ayrı bir ders esasında. Biz sadece ısı geçişinin burada değeriyle ilgileniyoruz. Ama ayrıntısı ısı transferi dersinde güzelce işleniyor. İş geçişi, kütle ile enerji geçişi. Başka geçiş yok. Bu üç geçiş sistemin enerjisini etkiliyor, statik enerjiyi etkiliyor. Üçü dinamik enerji olarak göz önüne alınıyor. Arkadaşlar hem geçmiş derste, birinci derste söylediklerimizi tekrar ettik hem de her şeyi şöyle bir toparladık. Kapalı ve açık sistemlerle çalışacağız. Önce kapalı sistemlerle tabii çalışacağız. Ama ikinci dersimiz yine bir enerji analizi nasıl yapılır? Enerji analizinin temeli nedir? O bilgileri içeriyor. Şimdi ısı geçişi dedik, sınırı delen enerjiler. Arkadaşlar bir kap suyu ocağın üstüne koyduğumuzda ve ocağı açtığımızda ocakta yüksek sıcaklıkta bir enerji kaynağı var. Bu enerji kaynağından suya enerji geçiyor. Su daha düşük sıcaklıkta. Sonuç olarak ısı geçişi suyu ısıtıyor. Burada su sınır, su burada sistem. Suyun sınırı kap oluyor. Kabın kendisi burada sınır görevi görüyor. Biz sınırı sadece burada su için çizebiliriz veya kapı da içine dahil edebiliriz. Artık sistem sınırına problemin cinsine göre biz belirleyeceğiz. Ama aksi söylenmedikçe oradaki akışkan yani buradaki su bizim için sistem ve onun sınırı kap. Burada arkadaşlar buharlaşma yok diyelim. Hani su ısındıkça mutlaka buharlaşma olur. Isınmasa dahi buharlaşma oluyor. Hani buharlaşma olduğunda açık sistem diyeceğiz buna. Ama şu anda buharlaşma olmasın, kapalı bir sistemle çalışalım. Ve bu kap çok iyi şekilde yalıtılmış olsun. Arkadaşlar gerçekte her zaman Q çıkan olacak. Yani içerisi ısındıkça dışarıya ısı çıkışı olacak. Ama biz basitten zora doğru gidiyoruz. Teoriden, idealden zora doğru gidiyoruz. O zaman yalıtımlı sistemlerde Q çıkanı yok olarak alacağız. Ocak ateşinin sıcaklığı T1 olsun. Sistemin yani suyun sıcaklığı T2 olsun. T1 büyük T2 olduğunda ocaktan sisteme ısı geçişi olur. Bu termodinamiğin ikinci yasası esasında arkadaşlar. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru ısı geçişi olur. Burada çok önemli bir nokta var. Isı geçişinin gerçekleşme şartı bir tane. Delta T sıfırdan farklı olacak. Yani T1 eksi T2 sıfırdan farklıysa hangi sıcaklık büyükse ondan küçüğe doğru ısı geçişi olur. Demek ki delta T'den söz edebiliyorsak ve delta T farkının yani T1 eksi T2'nin sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliyorsak ısı geçişini ele alıyoruz demektir. Bunun dışındaki her şey iş geçişi olarak karşımıza çıkacak. Tabii kütle geçişi de var, onu da ayrıca inceleyeceğiz. Ama ısıyla işi ayıran tek şey delta T. Eğer sıcaklık farkından dolayı bir enerji geçişi varsa biz ona ısı geçişi diyoruz. Başka bir örnek, yine bir odayı ele alalım arkadaşlar. Odanın içindeki havayı sistem olarak alalım. Bu çerçevede odaya bir güneş ışını gelsin. Güneşin belli bir sıcaklığı var, odanın belli bir sıcaklığı var. Tabii ki güneşin sıcaklığı odanın sıcaklığından yüksek. O zaman güneşten odaya ısı geçişi olacak. Yine burada delta T sıfırdan farklı. Güneş mutlaka camdan, duvardan da olur, içeri geçecek. Ve odadaki havayı ısıtacak. Odanın havası sistemse odanın iç yüzeyi de burada sınır oluyor. Gördüğünüz gibi yani ısı transferinden söz ederken tabii ki güneş ışını olabilir. Ocağa koyduğumuz tencerenin ısınması olabilir. Farklı ısı geçişleri var. Yani onu ısı transferinde ayrıntılı olarak göreceksiniz zaten veya gördünüz. Arkadaşlar ben anlatırken isteyen arada soru da sorabilir. Evet, dedi ki biz bir sistemi ele aldığımızda sistemin sınırını delen enerjiler bizim için önemlidir. Şimdi bir tane soru soralım. Bu güzel bir soru. Bir tane oda olsun veya mutfak olsun, bu tamamen yalıtılmış. Sınırdan ısı girişi veya çıkışı yok. Yalıtılmış bir ideal sistem. Buzdolabının kapağı açık. Ve buzdolabına giren enerji elektrik enerjisi. Yani sınırını delen burada bir elektrik girişi var. Tabii ki elektrik girişi burada iş girişi olacak. Sınırdan buzdolabına bir iş girişi elektrik olarak var. Ve sistem hem buzdolabı hem buzdolabının içinde olduğu odanın havası. Yani
Burada sistem iki şeyden oluşuyor. Odanın havası ve buzdolabından oluşuyor. Bu çerçevede sorumuz, bu buzdolabının kapağı açıksa belli bir süre geçtikten sonra oda ısınır mı, soğur mu? Onun cevabını sizden alalım. Hocam kompresörün, buzdolabının kompresörden atılan ısıya bağlı olmaz mı bu iş? Evet, tamamen söyle. Yani buzdolabının kompresörün ısısı daha yüksekse buzdolabının kapağı açıldığı zaman soğuttuğu ısıdan ısınır. Evet. Evet, arkadaşımıza teşekkürler. Arkadaşlar şöyle, arkadaşımızın söylediği doğru ama daha basit bir şey söyleyelim. Sınırdan içeriye bir iş girişi var arkadaşlar. Ve dedik ya biz çok iyi yalıtılmış sınır. O zaman sınır çok iyi yalıtılmışsa içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye bir ısı girişi çıkışı yok. Sadece burada elektrik işi girişi var. Sınırdan sisteme bir enerji girişi varsa burada iş girişi var. Her zaman o sistemin iç enerjisini arttırır. Yani bu sistem ısınır. Bu çok iyi yalıtılmış odada kapağı açık buzdolabı içerisini belli bir süre sonra ısıtır. Çünkü sınırdan giren enerjiyi sistem mutlaka kullanacak. Buradan sınırdan çıkan bir enerji yok. Sadece giren var. Giren her enerji sistemin enerjisini arttırır. Evet, chatle de cevaplar var arkadaşlar. Isıdır yazan arkadaşlara teşekkürler. Bu çerçevede kavramları güzel bir öğrenmiş oluyoruz. Sınırdan giren her türlü enerji sistemi enerjisini arttırır. Yani içerisi ısınacak. Evet, sistemin enerjisi statik enerjiden oluşur demiştik. Sistemin sahip olduğu enerji mikroskopik ve makroskopik enerji olarak ele alınır. Arkadaşlar bakın, şu anda sınırın içini inceliyoruz. Sınırın içi sistem. Ne dedik? Bir odadaki hava veya bir su bardağındaki su bizim için sistemdir dedik ve statik enerji içerir dedik. Ama bu sistemin sahip olduğu enerjiyi biz ayrıntısına girelim. Mikroskopik ve makroskopik olarak ele alıyoruz. O zaman enerjinin biçimleri bizim için önemli. Bunu güzelce anlatmaya çalışalım. Mikroskopik enerjiler var. Sistemin moleküler yapısı ve moleküler hareketliliği ile ilgili enerjiler. Isıl enerji bakın. Bu ısıl enerjiyi biraz sonra açacağız. Isı enerjisi ile ısıl enerji farklıdır. Şimdiden söyleyeyim. Isı enerjisi sistemin sınırından giren çıkan enerji türüdür. Isı enerjisi. Ama ısıl farklıdır. Isıl enerji sistemin mikroskopik enerjisidir. Onu açacağız zaten ders ilerledikçe. Mekanik enerji, elektrik enerjisi, manyetik enerji, kimyasal enerji, nükleer enerji hep mikroskopik enerjiler. Bunlar çoğaltılabilir arkadaşlar. Biz sizlerle ısıl, mekanik, elektrik kısmını ayrıntılı göreceğiz. Tabii ki manyetik, kimyasal, nükleeri üzerinde durmayacağız. Ama bunları da gerektiğinde ele alınıp sistemin iç enerjisi olarak, sistemin mikroskopik enerjisi olarak değerlendiriliyor. Mikroskopik dedik, bir de makroskopik dedik. Makroskopik enerjiler dış referans noktasına göre sahip olan enerjiler. Mesela potansiyel enerji. Bizim sistemin enerjisini bir dış referans noktasına göre tanımlarsak karşımıza potansiyel enerji çıkıyor. Potansiyel enerji yükseklikle değişen bir enerji. Kinetik enerji. Yine sistemin hızını bir dış referans noktasına göre tanımlarsak, hız değişimi varsa kinetik enerjiden, yani makroskopik enerjiden bahsederiz. Arkadaşlar bu termodinamik bir dersinde mikroskopik ve makroskopik enerjiler bizim için önemli. Burada yazan, bak yukarıda da yazıyor, sistem için diyor, sınırın içi için. Isıl enerji, mekanik enerji, elektrik enerjisi, potansiyel enerji ve kinetik enerji ele alacağımız konular bizim. Diğerlerini bu derste ele almayacağız. Ama en çok ısıl, potansiyel ve kinetik enerji bizim için önemli. Sistemin enerjisini bu üçüne göre tanımlayacağız. Ve son kez söyleyeyim, ısıl, potansiyel ve kinetik üzerinden gideceğiz biz. Diğer konular işin ayrıntısı. O kadar ayrıntıya yüksek lisansta giriyoruz.
Potansiyel enerji ve kinetik enerji sistemin enerjisi olarak, makroskopik enerji olarak önemli dedik. Zaten bu konuları çok iyi biliyorsunuz. Yani potansiyel enerji nedir dersek, biz bu derste PE ile göstereceğiz. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi çarpı H, yükseklik. Dış referans noktası çerçevesinde yükseklik belirlenir demişim. Onunla ilgili örnek de yapacağız bu derste. Yer çekimi ivmesini aksi söylenmedik her zaman 981 metre bölü saniye kare alacağız. Kütleyi orada tabii kilogram olacak arkadaşlar. M yazmışım, o yanlış. Kütleyi M ile gösteriyoruz da birimini yazmak istediğimizde tabii ki kilogram olacak. Yani tabii ki siz onu gördünüz. Şurası kilogram, kütle, tamam, fazla uzatmayalım. Kilogram metre bölü saniye kare çarpı metre bize jülü verir. Potansiyel enerjinin birimi jül. Kinetik enerjiye geçelim. 1 bölü 2 mv kare arkadaşlar. Burada tabii ki kütle yer alıyor ve hız yer alıyor. Metre bölü saniyenin karesi tabii ki. Dış referans noktası göre de hız şekilleniyor. Tabii ki kinetik enerjinin birimi de birim analizi yaptığımızda jül birimine erişiyor. Bakın şu anda sadece sistemin enerjisinden bahsediyoruz. Sınırı delen enerjilerden değil. Ve gelelim toplam enerjiye. Toplam enerji, yani sistemin toplam enerjisini büyük E ile göstereceğiz. Genel olarak yazarsak ısıl, mekanik, elektrik, manyetik, kimyasal, nükleer, potansiyel, kinetik. Mesela yüzey gerilimi de buraya dahil olabilir. Yani diğerlerinden bahsetmiyoruz. Termodinamik kitaplarında ayrıntısı var. Bütün bu enerjilerin toplamına biz toplam enerji diyeceğiz. Sistemin toplam enerjisini büyük E ile göstereceğiz. Birimiz jül her zaman. Küçük E ile de göstereceğiz arkadaşlar. Özgül enerji de bizim için önemli. Eğer birim kütlede çalışıyorsak, yani bazı sorularda kütle verilmez. Birim kütlede çalış denir. Jül bölü kilogram biriminde çalışıyorsak tabii ki küçük E. Dikkat demişim. Toplam enerjideki değişim veya dönüşüm termodinamiğin birinci yasasıyla analiz edilir. Evet. Termodinamiğin birinci yasası zaten enerji dönüşümleriyle veya değişimleriyle ilgileniyor. Zaten biraz sonra ayrıntısına bakacağız. Toplam enerjideki tüm değişimler birinci yasayla ele alınacak. Termodinamiğin birinci yasasına giriş yapacağız ve geçen derste de söyledim. Birinci yasayı çok iyi bilen mühendisler her zaman bir adım, iki adım öndedir. Hatta bunun yanında tabii ki ikinci yasayı bilenler çok daha güzel analizler yapabilir. Çalıştıkları veya çalıştıkları yere çok faydalı olabilirler. Mikroskopik enerjinin tümünün toplamına biz sistemin iç enerjisi diyoruz. Arkadaşlar termodinamikte iç enerji çok önemli. Üzerinde çok duracağız. Bak yani mikroskopik enerjileri biraz önce tanımladık. Değil mi? Bunların hepsinin toplamına biz iç enerji diyoruz. İç enerji üzerinde çok çalışacağız. İç enerji büyük U'la göstereceğiz. Her zaman enerjinin birimi jül. Küçük U'la gösterirsek birim kütle için jül bölü kilogram olacak. Çok güzel. Şimdi sistemin toplam enerjisini artık elde ettik. Biz bunu büyük E ile veya büyük E'nin altına sistem yazarsak E sistemle göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bakın. İç enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji. Bu üçü bizim için önemli bu derste. Bu üçü üzerinde duracağız. Yeri geldiğinde diğerleri ekleniyor. Ama biz bu üçünü çok iyi bileceğiz. Jül biriminde bu üçüyle çalışacağız. Sistemin enerjisini E ile veya E sistemle gösteririz. Bu üçünün toplamıdır. Neresi burası? Sınırın içi. Sınırın içindeki enerji için iç enerji, kinetik ve potansiyel enerji önemli. Buraya ne demişim? Manyetik, elektrik, yüzey gerilmesi gibi bu eşitlikte yer almayan enerjiler bazı özel durumlarda geçerlidir. Tabii ki bunları da bilin. Özel durumlarda bu E sisteme bunları da dahil edebiliriz. Arkadaşlar, yeni gelenler için de söyleyeyim. İsteyen soru sorabilir. Ben yavaş yavaş devam ediyorum. Artık kesintisiz bir Zoom'la çalışıyoruz. Bu çerçevede kesinti olmadan bugün hazırladığım dersi bitireceğiz. Arada vereceğiz ama Zoom kapanmayacak. Termodinamik bir dersi kapsamında özel durumlarla karşılaşmadıkça sistemin toplam enerjisi iç enerji, kinetik ve potansiyel enerjiden oluşacaktır diye buraya bir daha yazmışım. Zaten biraz önce ayrıntılı olarak söyledim. Hocam arkadaşlar, bir şey sorabilir miyim? Kesinlikle sorabilirsin. Evet. Az önce mikroskopik enerjilerden bahsederken mekanik enerjiyi de içine dahil ettik. Orada benim bir kafam karıştı. Normalde işte potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamına mekanik enerji diyor. Evet, evet. Diyorduk. O
orada bir tezatlık oluştu kafamda. Yani hem mekanik enerji mikroskobiye girmiş oluyor. Aynı zamanda potansiyelle kinetiğin toplamı, o zaman makroskobik de bir enerji. Çok güzel. Onu biraz sonra örnekle ele alacağım. Tamam hocam. Sorun güzel. Arkadaşlar, dediğimiz gibi bu derse önce kapalı sistemlerle başlayacağız. Sonra açık sistemlerle devam edeceğiz. Kapalı sistemler için biz sistemin enerjisini U artı kinetik enerji artı potansiyel enerji diye tanımlıyoruz. Ama bizim dersimizde arkadaşlar sistemdeki enerji değişimi önemli. Yani delta zaten değişimi farkı gösteriyor. Delta E sistemle daha çok çalışacağız. O zaman bunların üçünün de başına delta geliyor. Yani bu ne demek? U2 eksi U1 demek. Bu ne demek? V2 kare eksi V1 kare bölü 2 demek. Tabii ki başında kütleler de olacak. Yani kül bölü kilogram biriminde söylersek. Bu ne demek? G çarpı Z2 eksi Z1 demek. Başında kütle olacak. Tabii ki kül birimi için. Bakın arkadaşlar, buraya birinci yasa diye yazmışım zaten. Birinci yasadaki sistemin enerjisi bu tabii. Birinci yasanın tamamı değil bu. Birinci yasadaki sistemdeki enerji değişimini, yani sınır içindeki enerji değişimini biz delta U, delta kinetik enerji ve delta potansiyel enerji olarak alacağız. Arkadaşlar, kapalı sistemlerde genelde kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilip sadece delta U alınabiliyor. Ama ben size kinetik enerjiyi nasıl devreye alabiliriz kapalı sistemlerde veya potansiyel enerjiyi nasıl devreye alabiliriz, onlarla ilgili örnekler yapacağım. Daha çok açık sistemlerde bu ikisi devreye giriyor. Bu genel bir yazı bu. Hani kapalı sistemlerde bu geçerli de. Sonuç olarak açık sistemlerde şu ikisi nasıl devreye alınıyor? Tabii ileriki bir konu. Ona biz kütlenin enerji çerçevesinde bakacağız. Tamam. Hareketsiz kapalı sistemlerde arkadaşlar, buraya da yazmışız, kinetik enerji değişimini sıfır alacağız. Yani kapalı bir sistem var, hareket de yok. Potansiyel enerji değişimini sıfır alacağız. O zaman biraz önce de söylediğimiz gibi delta sistem sadece delta U'ya eşit olacak. Böyle özel durumdan başlayıp genele doğru yol alacağız. Özgül enerjiyi çok kullanacağız demiştik. Özgül enerji değişimini de delta küçük E sistem olarak alırsak tabii ki burada küçülüyor arkadaşlar, küçük harf oluyor. Farkı o. Ama birim olarak da tabii ki farkı var. Jül bölü kilogram biriminde çalışacağız. Evet, biraz önce kütleyle çarptığımızı söylemiştik zaten. Delta küçük E sistemle çalışıyorsak birimi jül bölü kilogram zaten. Bunu belirledikten sonra sistemin kütlesiyle bunu çarptığımız an zaten büyük delta E sisteme ulaşıyoruz kapalı sistemler için. Delta E küçük veya delta E büyük önemli. Birimleri jül veya jül bölü kilogram. Bu çerçevede kütleyle değerlendirip büyük E'ye ulaşabiliriz. Arkadaşlar, temel önemli konulardan bahsediyoruz. Ders 1 ve ders 2 çok önemli. Bu konuları da herhangi bir kafanıza soru işareti olursa sorabilirsiniz. Ders 1 ve ders 2'yi anlayan ileride hiç zorluk çekmez. Evet, devam edelim. Bir saate bakayım. Biraz daha ders yapabiliriz. Biraz sonra ara vereceğiz. Sınırından kütle giriş çıkışının olduğu sisteme açık sistem diyoruz. Bakın, kapalı sistemlerle biz başlayacağız ama açık sistem bilgisini de kullanacağız. Onun için burada o bilgiyi vermişiz. Zaten biliyorsunuz artık, sınırından kütle giriş çıkışının olduğu sisteme açık sistem diyoruz. Kütle hareketi varsa, yani kütle hareketi demek burada akışkan hareketi demek sonuçta. Bu hareket kütlesel debiyle modelleniyor. Eğer akışkanımız hareketliyse kütlesel debiyi biz M üzeri nokta ile göstereceğiz. Bu nokta zamana göre değişimi gösteriyor. Önemli bir gösterim. Yani birim kilogram bölü saniye. Yani kütle bu sefer hareket ediyor. O zaman kilogram bölü saniye o hareketli akışkanı, kütleyi bize gösterecek kütlesel debide. Kütlesel debi eşitliği önemli. Arkadaşlar, bunun ayrıntısı akışkanlar mekaniğinde var. Biz nasıl kullanıyoruz ona bakacağız. Yoğunluk çarpı kesit alanı çarpı ortalama hız bizim için kütlesel debidir. Dediğim gibi ortalama hız kavramı akışkanlar mekaniğinde var. Boru veya kanallarla çalışıyorsak bunların içindeki ortalama hız veya hız V olarak alınacak termodinamik dersinde metre bölü saniye biriminde. Boru içindeki veya kanal içindeki hızı biz V olarak göstereceğiz. İstersek V ortalama da yazarız. Son kez söyleyeyim, bu yani akışkanlar mekaniğinde bu işin ayrıntısı var.
Kesit alanı boru ve kanalın kesit alanı sonuçta metrekare. Bakın burada şeklimiz de var. Eğer akış bu yönde ilerliyorsa, onun kesit alanı boruyla çalışıyorsak, kanalla çalışıyorsak o kesit alanını alacağız. Boruyla çalışıyorsak D çapıyla çalışacağız tabii ki. D çapına sahip boru için gösterim bu şekilde olabilir. Başka yoğunluk, yoğunluk önemli kilogram bölü metreküp biriminde. Arkadaşlar artık elinizde tablolar var. Benim önerdiğim Ege ders içinde bilgisini verdiğim tabloyu kullanacağız. Çünkü farklı tablolar farklı sonuçlar veriyor. 100 kişinin sınav değerlendirmesinde aynı tabloyu kullanmak zorundayız. Benim tabloyu artık inceleyin, tablo kullanımına da geçeceğiz. Sıvılarda sıcaklık değerine göre tablolardan okunuyor yoğunluk arkadaşlar. Yani tabloya baktın yoğunluk yoksa özgül hacim vardır. O birbirinin tersi zaten. Özgül hacim metreküp bölü kilogram, onun tersini yoğunluk olarak alabilirsin. Gazlarda basınç ve sıcaklık değerine göre ilgili eşitliklerden hesaplanır arkadaşlar. Gazları da biz aksi söylenmedikçe ideal gazlar olarak alacağız. Termodinamik ikide gerçek gazlar da işleniyor. Ama biz o konuya kadar gazları ideal gaz alacağız. Ve gazlarla çalışıyorsak yoğunluğu ilgili eşitlikten hesaplayacağız. Ona hatırlatayım. Yani yoğunluk eşittir basınç bölü gaz sabiti çarpı sıcaklıktan hesaplanıyor. Bakın sıcaklık Kelvin olarak bileceksin. Basıncı Pascal olarak bileceksin. Bir de o gaz hangi gazsa ona ait gaz sabitini aldığında yoğunluğu yoğunluk eşittir P bölü RT'den hesaplayacak. Sınavlarda çıkabilir. Zaten ben hani ders ilerledikçe onları hatırlatacağım tekrar. Gelelim iç enerjiye. Bakın daha sistemle ilgileniyoruz. Sistem sınırı içiyle ilgileniyoruz. Biz orada iç enerjiyi büyük U'la göstermiştik. Buna mikroskopik enerji demiştik. Bunu birazcık daha açalım arkadaşlar. Bakın ısıl enerji, moleküler kinetik enerji yani tuğulur enerji, faz değişimi yani gizli enerjinin ikisine biz ısıl enerji diyoruz. Biraz önce ne dedik? Isı enerjisi sistemi sınırın delen enerjidir. Isıl enerji iç enerjiyle ilişkili bir enerjidir. Ve ısıl enerjiyi biz duyulur ve gizli ısı diye ikiye ayırabiliriz. Mesela sobaya elimizi değdik, elimiz sobadan yandı. Duyulur enerji var orada. Ama suyu kaynattık, sıvıdan buhara dönüştü. Orada bir gizli enerji var. Yani faz değişimi var. Moleküler kinetik enerjiyle faz değişimi çerçevesinde duyulur ve gizli enerjiden bahsederiz. İkisinin birleşimine biz ısıl enerji diyoruz. Bir molekülün atomları arasındaki kuvvetleriyle ilgili iç enerji kimyasal enerjidir. Atom çekirdeği içindeki parçacıklar arasındaki bağlarla ilgili iç enerjiye nükleer enerji diyoruz. Biz bu dersimizde kimyasal ve nükleer enerji almayacağız, göz önüne almayacağız. Küçük elektrik akımlarının ve elektronların birleşmesi kutuplarda bükülmelere neden olur ve manyetik alan oluşur. Atomlar harici elektrik akımı ve manyetik alan elektrik ve manyetik kutuplu moment enerjisine sahip olurlar. Bunlar da ek bilgiler. Ama biz ısıl enerjiyle çalışacağız bu derste. Arkadaşlar iç enerjiden bahsettik. Isıl enerjiyle çalışacağız dedik. Yine çok iyi yalıtılmış bir odayı ele alalım. Odanın bak kırmızıyla gösterdiği sınırları belli. Odanın içinde o zaman hava var ve yanan mum var. İkisi de sistem. Bu yanan mum ne yapıyor? Kimyasal enerji orada ısı enerjisine dönüşüyor. Orada bazı dönüşümler oluyor. Enerji dönüşümü sistemde oluyor. Fakat sistemin sınırından herhangi bir enerji giriş çıkış olmadığından dolayı bu sistemin enerjisi sabit. Sonuçta burada bir dönüşüm oluyor. Ama sınırı biz bu şekilde alırsak ve sınırı denilen herhangi bir enerji yoksa buradaki iç enerji veya sistemin ısıl enerjisi veya sistemin enerjisi sabittir diyebiliriz. Deriz zaten o tanım tek, sınırı delen enerji geçişleri yoksa sistemin enerjisi değişmez. Ama sistemin içinde enerji dönüşümleri olabilir. Şuna da bakalım arkadaşlar. Bir fırın, fırının içine patatesi koymuşuz. Şimdi önce patatesi sistem, sadece patatesi sistem olarak alırsak ne diyebilirsiniz? Arkadaşlar sözlü cevap versin. Evet. Kapalı sistem, sadece patates. Sadece patates kapalı sistem, doğru. Sınırından ısı girişi var mı? Var.
Var, tamam. Patatesin sınırından ısı girişi varsa fırın 200 derece, patates 25 derece, patates ısınacak sonuçta değil mi? İç enerjisi artacak patatesin. Evet, sizlerden de yorum alalım. Arkadaşlar sorulara yorum almazsak herkese yok yazacağım. Aslında evet, baktığımız zaman fırını da kapalı sistem kabul edebiliriz ki eğer patates sürekli içeride kalacaksa, herhangi bir patates giriş çıkışı olmayacaksa fırında bakıldığı zaman kapalı bir sistem olur. Evet, o zaman cevaplar güzel. Şöyle bir toparlayalım. Arkadaşlar bir mühendisçe olaya yaklaşalım. Diyelim ki sadece patatesi sistem olarak alalım. O zaman sistemin sınırı var. Sistemin dışında kalan her şey çevre. Çevreye bakıyoruz. Çevre 200 derece. Patatese bakıyoruz 25 derece. O zaman çevreden patatese sınırdan ısı girişi var. Sınırdan ısı girişi olduğu an sistemin iç enerjisi artar. Sistemin enerjisi artar, patates ısınır. Ama sadece fırını sistem olarak alırsa, fırın da çok iyi yalıtılmışsa, o zaman sistemin fırın için sistemin iç enerjisi sabittir diyeceğiz. İçeride yine enerji dönüşümü var. 200 dereceden 25 derece bazı olaylar oluyor ama bizi o zaman ilgilendirmiyor. Sınırı ne seçersek ona bağlı olarak cevabımızı veya yorumumuzu yapacağız. Hocam patates kütle kaybetmez mi? Fırın içinde. Hayır. Sistemin toplam kütlesi değişmez. Patates kütle kaybetse daha iyi ki biz fırın olarak sistemi ele alırsak sistemin toplam kütlesi değişmez. Arkadaşlar ilerleyelim. Hocam. Efendim. Fırının iç enerjisi değişmez dedik ama iş girişi olmuyor mu? Elektrik işi, sürekli bir enerji girişi olmuyor mu? Evet, çok güzel bir soru. Ben sistemin iç enerjisi değişmez derken elektrik enerjisinde fişi çektiğimizi düşündüm. Onu size söylemedim. Çok güzel bir soru. Arkadaşımızın sorusu çerçevesinde elektrik girişi varsa sistemin enerjisi artar. Güzel soru ve güzel yaklaşım mühendislik açısından. Teşekkürler. Arkadaşlar ısı geçişi sistem sınırında olur. Bak bunu 50 kere söylüyorum çünkü çok önemli. Yani ileride çok karmaşık problemlerle çalışacağız. Temelden işi sağlam alalım. Sistem sınırında delen enerji geçişi, ısı geçişi sistemin iç enerjisini duyulur ve gizli ısı oluşturuyorsa bunlara ısı enerji denir diye tekrar etmişim. Isı geçişi ve ısı enerji birbirinden farklı. Tamam. Yani ısı geçişi dediğimiz burada ısı transferi. Veya ısı enerjisi. Isı enerjisi ve ısı enerji birbirinden farklı kavramlardır. Çok güzel öğrendik şu anda. İç enerji termodinamik bir özellik sonuçta. Arkadaşlar U'la gösterdiğimiz şey mesela termodinamik özellikte yoğunluk bir termodinamik özellik. Sıcaklık bir yoğun, özgür hacim, ne bileyim entalpi ve iç enerji entropi örneğin hepsi bir termodinamik özellik. İç enerji de U'la gösterdiğimiz termodinamik bir özellik. Arkadaşlar şimdi bir ara verelim. Bir 45 dakikaya yakın ders yaptık. Yeni gelen arkadaşlar Zoom'u kapatmıyoruz. Zoom sürekli devam ediyor. Ama şu anda bir 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra herkes bilgisayarın başında olsun. Biraz sonra kahvaltı da yapacağız. Kapatmıyoruz hiçbir şey böyle kalsın. Bir 10 dakika dinlenelim. Hocam hemen bir şey söyleyeyim öyle kapatacağım. Tabii. Biz sistemleri anlattınız ya ilk derste. Açık sistem mi, kapalı sistem mi, bir de ayrık sistem mi diyordu. Evet. O zaman peki bizim fırını ayrık sistem kabul etme ihtimalimiz var mı? Fırını yok. Çünkü fırın yani fişi çekilmiş olsa dahi çevreye ısı kaybedecek sıcak olduğu için. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sağ olun. Şu anda 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra ben devam edeceğim. 89 kişi var şu anda derste. Herkes yine dersin başında olsun. Kaotu da yapacağız. Evet, ara verdik.
Arkadaşlar aramız doldu. Dersimize devam edeceğiz. Şu anda 88 kişi dersimizi izliyor. Evet, devam edelim mi? Herkes geldi mi? Evet hocam. Tamam, ben devam ediyorum. Hocam bir dakika falan bekleyelim isterseniz. Tamam, biraz bekleyelim bakalım. Chatten yazdıklarınızı okuyorum arkadaşlar ama hepsine cevap vermem kolay değil. Şöyle bir bakayım. Evet. Arkadaşlar süremiz, ara süremiz doldu. Ben devam ediyorum. Mekanik enerjiyle devam ediyoruz. Türbin, pompa ve fan gibi mekanik bir düzenekle doğrudan ve ideal olarak tamamen mekanik işe dönüşebilen enerji biçimine biz mekanik enerji diyoruz. Daha çok işte fanda, pompada, türbinde bununla karşılaşıyoruz. Bakın ideal olarak diyor, yani mekanik enerjiyi biz ideal olarak hesaplayacağız ve ideal olarak tamamen mekanik işe dönüşebilen enerji biçimine bakacağız. Bununla ilgili bugün örnekler de yapacağız. Mekanik enerjiyi bir arkadaşımız da sordu. Onun eşitlerini de şimdi çalışacağız. Şimdi M üzeri noktaya biz kütlesel debi diyorduk. Kütlesel M üzeri nokta kütlesel debisindeki bir hareketli akışkanı ele alalım. Kütle ile enerji geçişini ele alalım. Arkadaşlar kütle ile enerji geçişi varsa yani ısıyı tanımladık. Delta T olduğu an ısı geçişi var dedik. Diğerleri iş geçişi de dedik. İş de elektrik işi olabilir, dönem pervane olabilir dedik. Yine işin ayrıntısına bakacağız. Ama şu anda E kütleye bakalım. Kütleyle bir sınırı denilen enerji giriş çıkışı varsa onu nasıl değerlendirebiliriz bakalım. E kütle üzeri nokta demişim. Demek ki birim joule bölü saniye olacak. Yani birim zamanda çalışacağız. Üzeri nokta olduğu an. Arkadaşlar biz joule biriminde veya joule bölü saniye yani watt biriminde çalışabiliriz. Watt biriminde genellikle kütlesel bir hareket varsa watt biriminde çalışıyoruz. E üzeri nokta, M üzeri nokta çarpı E kütleye eşit olacak. E kütleyi aşağıda tanımlamışız, onu biraz sonra bakacağız. Yani birimi joule bölü kilogram. Burası kütle ise kilogram oluyordu. O zaman kilogram çarpı kilogram joule. Ama burası kilogram bölü saniye ise kilogramlar birbirini götürür. Joule bölü saniyeye kısaca watt diyeceğiz. Kütlesel debi yani kütlesel bir hareket olduğu için kütlesel debi göz önüne alıyoruz. Tamam. E kütle nedir? Küçük E kütle işte iç enerjiden oluşuyor. Kinetik enerjiden, potansiyel enerjiden oluşuyor arkadaşlar. Ve P çarpı V'den oluşuyor. Yani P basınç ve özgül hacim olmak üzere joule bölü kilogram biriminde. Şuradan devam edelim. Özgül hacim metreküp bölü kilogram, basınç pascal. Bu burada birim analizi yaparsak arkadaşlar pascal çarpı metreküp joule'dür. Bakın bunu pascal newton bölü metre kare açarsan newton çarpı metre yapıyor. Zaten newton çarpı metre joule eşit tamam. Bir de biz o joule'ü kilograma bölüyorsak tabii ki şurası joule bölü kilogram oluyor. Buraya bak ayrıntısını yazmışım. Newton bölü metre kare çarpı metre küp newton metre o da joule eşit. Potansiyel enerji joule bölü kilogram birim kütlede. Kinetik enerji joule bölü kilogram. İç enerji de joule bölü kilogram olacak. İşte biz bu kinetik, biraz önce arkadaşımız da sordu. Bu kinetik, bu potansiyel ve P çarpı V'ye mekanik enerji diyoruz. Küçük harfle gösteriyorsak joule bölü kilogram biriminde. Sınırdan giren çıkan mekanik enerji kapsamında mekanik enerjiyi bu şekilde ele alabiliriz. Şurası da önemli arkadaşlar. Özgül hacim dedik, yoğunluğun tersi. Biz burayı P çarpı V olarak yazabileceğimiz gibi P bölü V olarak da yazar. Biliriz. Mekanik enerjiden bahsediyorsak, şu anda mekanik enerji işliyoruz. Kinetik enerji, potansiyel enerji artı basınç çarpı özgül hacim veya
basınç bölü yoğunluktan bahsediyoruz demektir. Burada biraz daha toparlamışım mekanik enerjiyi. P bölü rho olarak yazabiliriz dedik. Buna akışkanlar mekaniğinde de arkadaşlar ayrıntılı olarak inceleniyor. Buna akış işi deniyor. Termodinamikte de önemli akış işi. P bölü rho'ya akış işi diyoruz. V kare bölü 2'ye kinetik enerji diyoruz. Tabii jül bölü kilogram biriminde bu şekilde yazabiliriz. Potansiyel enerjimizi de biz G çarpı Z olarak yazabiliriz. Üçünün toplamı mekanik enerji. Buraya tekrar yazmışız. E mekanik, büyük E mekanik, kütlesel debit çarpı, küçük E mekanik, tabii ki birimi watt. Termodinamik enerji değişimleriyle ilgilenir. Deltalısını yazarsak da bu şekilde yazabiliriz. Ve deltalısını yazarsak, kütlesel debit dışarıda olmak üzere, tabii ki delta'da burası P2-P1 bölü rho. Burası V2'nin karesi eksi V1'in karesi bölü 2. Burası da Z2-Z1 oluyor. Bakın bu önemli. Mekanik enerji ideal Bernoulli denklemidir. Akışkanlar mekaniğinde Bernoulli denklemi ele alınır. İdeal Bernoulli denkleminin eşitliği zaten mekanik enerjiyle aynıdır. Yani şuraya yazdığımız bu ifade esasında Bernoulli denklemi dediğimiz denkler. Her şey termodinamikten çıkıyor. Akış işini arkadaşlar hani P bölü rho dedik, onun üzerinde fazla durmadık. Bu akış işi nedir? Ben Ege dersi yükledim. Bu kısa bilgi notunu oradan okuyun arkadaşlar. Şu bilgi notu Ege derste var. Akış işinin ayrıntısını oradan lütfen bakın. Akış işi bizim için önemli. İleride üzerinde duracağız. Bu ders 1 ve ders 2'de söylediğimiz her şey bize ileride lazım olacak. Akış işine bakın diyoruz. Bakın diyorum. Lütfen bakın. Önemli, ileride karşımıza çıkacak. Evet, şimdi 87 kişi var sistemde, kaot testini yapacağız. Kaot testi de bizim için eğlenceli bir test, hem de yoklama alıyoruz. O zaman ben şu test ayarlarını yapayım, kaota başlayalım. Oyun pini yükleniyor arkadaşlar. Herkes kaot.it'den, it'den girip bu oyun pinini yazıyor. Sonra da 11 haneli öğrenci numarasını yazıyor. Evet, yoklama için kağıt önemli. Yaz okulunda ilk kez alan veya ikinci, üçüncü kez alan ne olursa olsun yoklama önemli. Devamsızlıktan başarısı olmamak için yoklama veriyoruz. Evet, biraz sonra başlatacağım. Giremeyen varsa denesin. Evet, 90 kişi var dersi izleyen. 75 kişi girdi. Zaten bazı öğrenciler sistemi açıp başından gidiyorlar. Onları da tespit etmiş oluyoruz. Ben burada güzelce dersi anlatmaya çalışıyorum ama bazı arkadaşlar dinlemiyorlar. Evet, internete giden arkadaş var, onu bekliyoruz.
Evet Melisa, senin de internet hali olduysa biraz sonra başlatacağım. Arkadaşlar herkesin numarası farklı olması lazım. Nasıl çakışma oluyor onu anlamadım. Hocam yanlışlıkla girenler olabilir belki. Tamam. Ama ona göre yoklama alıyoruz yani sonuçta. Herkesin doğru 11 haneli girmesi lazım numarasını. Hocam, evet efendim. Hata verip düşünce belki tekrardan aynı. Anladım şey anladım. Vardır. Tamam arkadaşımızın söylediği doğru. O zaman dedi arkadaşımız dediği gibi yanına nokta koyun. Tamamdır. O tür problemler olabiliyor. Evet. Evet 81 kişi var. Başlatıyorum ben artık. Arkadaşlar kalkta başlayalım. Evet bilgisayardan bakıp telefondan cevap veriyoruz. Birinci soru geliyor. Şu anda süre de var, süre de oldu. Evet, şöyle bugün analiz edelim. Dediğimiz bir Zoom programı sınırsız. 53 kişi mavi dedi. İç enerji geçişi tabii ki sınırı delen enerji değil arkadaşlar. Şimdi 23 kişi kütle geçişi demiş. Bunlar dersi tekrar etmezse dersten başarısız olabilirler. Bu 23 kişi önemli. 4 ile 3 kişiyi artık hiç konuşmuyorum. Onların kesinlikle bu şıkları işaretlememesi gerekiyor. Demek ki hani bu kağıt da bize gösteriyor ki başarı %50 çerçevesinde olacak sınavlar. Sınavlar zor olacak. Bu temel konularda hata yapmayalım. Hani kağıttaki bu hatanız çok önemli değil. Çalışarak düzelteceksiniz ama yine de kavramsal hata yapmayalım. 53 kişiye teşekkürler. İç enerji geçişi tabii ki diye. İç enerji geçişi diye bir şey yok zaten. Evet, kısa sürede cevap vereni birinci yapıyor. Birinci olan arkadaşımız 519-583. Tabii ki doğru cevap verip de kısa sürede yapar. İlerleyelim. Evet, 70 kişiye teşekkürler. Bu derste güzelce onu belirttik. Isı geçişi için tek şart arkadaşlar sıcaklık farkı. Sıcaklık farkı varsa ısı geçişinden, ısı transferinden veya ısı enerjisinden bahsedebiliyoruz. 3-4 tane farklı tanımlama olabilir ama ısı geçişi, ısı transferi, ısı enerjisi olması için tek şart sıcaklık farkı. Bunu biz ısı transferinde de, termodinamikte de, akışkanlar mekaniğinde de kullanıyoruz. Önemli bilgiler. Zaten termodinamik hepsinin temeli. Bu çerçevede 70 kişi güzelce bunu cevaplandırdı. Bakalım birinci olan kim? 517-579 burada birinci. Gelelim üçüncü sorumuza. Evet 64 kişiye teşekkürler. Sistemin enerjisine biz statik enerji demiştik. 10 kişi katının enerjisi demiş ki bu iyi bir durum değil. 10 kişinin artık güzelce çalışması gerekiyor. Biz katının enerjisi diye bir şeyden zaten söz etmedik. Sistemin enerjisi statik enerjidir. Evet 516-140. Birinci durumda.
Arkadaşlar 58 kişiye teşekkürler. Jül bölü kilogram özgül enerji. Enerjinin birimi jül. Kilogram olarak alırsak, jül bölü kilogram olarak alırsak özgül enerji ismini alıyor. Evet, sıralama değişti. Tabii en sonunda bakacağız sıralamaya. 5. sorudayız. Evet, ısıma enerji ve ısı enerjisinden söz ettik bu derste uzun uzun. 54 kişi farklıdır demiş. Kesinlikle farklı. Isı enerji sınırdan geçiyor. Isıl enerji ise sistemin enerjisi. Bunlardan arkadaşlar ısı enerjisi zaten termodinamik bir özellik değil. Isıl enerjiyi de eğer iç enerji olarak gösterirsek termodinamik bir özellik. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar Bernoulli denklemi biraz önce ele aldık. Mekanik enerji olarak ele aldık. Bernoulli denklemi mekanik enerjidir. İdeal iş eşitliğidir. Yani iş olarak bakarsak idealdir. Gerçek değildir. Evet, bakalım son soruya geldik. Skor tablosundan sonra soruyu açalım. Evet, 48, 18 ve 12 kişiye teşekkürler. Kararsız olanlar da bir an önce kararını versin. Podyuma kim çıkacak bakalım. Üçüncü olan arkadaşımız, ikinci olan arkadaşımız, birinci olan arkadaşımız da geliyor. 519-630. Evet, 519-630 kim, bir sesini duyalım. Benim hocam. İsim? Utku Eren. Utku, teşekkürler. İkinci kim? İsmi, sesini duyalım. Evet, 517-579. Evet, kim? Olcay Çakır, teşekkürler. Üçüncü olan 992-335. Hocam benim. Sen misafir öğrenci misin? Evet hocam. Tamam, teşekkürler. Hangi üniversite? Yıldız Teknik Üniversitesi. Tamamdır, devam ediyoruz. Arkadaşlar ben buradan derse devam edeyim bir saniye. Evet, kaotu yaptık, teşekkürler. Şimdi dersimize devam edelim. Arkadaşlar sınırdan ısı geçişi ısı enerjisi demiştik. Sıcaklık farkı varsa ısı geçişiyle enerji geçişi olur dedik. Delta T önemliyi tekrar etmişiz. Dediğimiz gibi bu derste birkaç kere tekrarlar olacak demiştik. Şimdi biz ısıyı Q ile göstereceğiz termodinamikte. Büyük Q jül, küçük Q ise jül bölü kilogram biriminde büyük Q bölü kütleden oluşacak. Arkadaşlar ısı enerjisini veya ısı geçişini ısı transferinde ayrıntılı ele alıyoruz. Q eşittir bakın T1 ile T2 zamanı arasında değişen Q üzeri nokta çarpı delta T'den oluşuyor. Böylece Q üzeri nokta zaten watt. Watt çarpı saniye jüle dönüşüyor. Yani ısı enerjisi de belli zaman aralıklarında değişebilir.
Biz bu dersimizde Q üzeri nokta ve Q'dan bahsedeceğiz. İkisini de kullanacağız. Watt veya Joule biriminde ele alacağız. Ama gerektiğinde bu integrali alabiliriz. Zaman farkı çarpı Q üzeri nokta bize Q'yu verecek. Yani Watt çarpı saniye Joule'ü verecek. Isıyı biz Q ile göstereceğiz. Büyük ve küçük Q bizim için önemli. Adiabatik sistemlerle de çalışacağız arkadaşlar. Adiabatik sistemde sıcaklık farkı olsa dahi sınırdan ısı geçişi ideal durumda sıfır alınacak. Eğer sorularımızda veya herhangi bir termodinamik problemde adiabatik bir sistem demiş ise burada da şekilde göstermişiz. Şöyle gösteriliyor. Yüzey taranıyor ve Q sıfır. Q tabii ki sıfır Joule. Burada bir ısı geçişi yok. Yalıtımlı sınır D'si arkadaşlar, sorularda yalıtımlı sınır dediği an zaten adiabatik sistemden bahsediyoruz. Ya adiabatik der ya yalıtımlı der. Termodinamikte ideal olarak adiabatik ve yalıtım dediğimiz an oradan ısı geçişini sıfır alacağız. İçeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye doğru olan, sisteme doğru olan bir ısı geçişinden söz etmeyeceğiz. Aşağıda daha güzel göstermiş. Burası adiabatik sistem. Burası kırmızı sınırsa ve bu sınır çok güzel şekilde yalıtılmışsa Q sıfırdır. Giriş ve çıkış olmak üzere. Adiabatiği de bu şekilde ele alalım. Sınırlar iş geçişine geldik. Hep ısıdan söz ettik. Biraz da işten söz edelim. Bir sistemin sınırını geçen enerji, sıcaklık farkı ve kütle ile enerji geçişi şartlarını sağlamıyorsa bu enerji geçişi iştir. Sıcaklık farkı ısıydı. Kütle ile enerji geçişi zaten farklı bir durum. Diğer bütün hepsi iş oluyor. İş geçişi oluyor. İşi W ile göstereceğiz. Ben ona kısaca V diyeceğim. Joule biriminde büyük V, küçük V, tabii ki büyük V bölü kütle olacak. Joule bölü kilogram biriminde. Arkadaşlar, matematik olarak ısı ve iş geçişine bakarsak bunlar matematik olarak yola bağlı fonksiyonlar. Yola bağlı fonksiyonların integralini almamız gerekecek. Onunla ilgili kısa bir bilgi verelim. Şimdi biz termodinamikte haller arasında çalışıyorduk. Bir hali ile iki hali arasındaki enerji geçişini ele aldığımızda bakın, sınırı burada iş ve ısı delebilir ve bunlar zamanla değişecek. Bir haliden iki haline gelirken içeriye belli miktarda iş ve ısı girişi olacak veya içeriden dışarıya çıkacak. O zaman bozuk D olarak gösterdiğimiz bu mesela bozuk D çarpı bozuk D ve 1 ile 2 arasında integralin sonucunu biz V üzeri V altı 1 2 ile göstereceğiz. Bu ne demek? 1'den 2'ye yani 1 halinden 2 haline iş ile bir enerji geçişi olmuş. Delta V yazamayız. Yani burada bir fark var gibi yazamayız. Çünkü ısı ve iş yola bağlı fonksiyonlar. Yola bağlı olmayan fonksiyonlarda delta V olarak yazabiliriz. Ama bunu V'nin altına 1-2 indisini koyarak yazacağız. Ayrıntısı yine gelecek. Ama şimdilik böyle kısaca bu şekilde bilgi verelim. Bakın sınırda demişim zaten. Isıyla iş sınırda olur. Isı için de aynı şey. 1 ile 2 hali arasında biz Q'nun integralini alırsak başında bozuk D var veya delta var. Buna delta da diyebiliriz. Delta Q eşittir Q 1-2. Bu delta ama hani bozuk D gibi şu büyük delta ile karıştırmayacağız. Büyük delta Q olarak yazılamaz. Bu bilgiyi şimdilik bu şekilde bilelim. İleride üzerinde duracağız. Bir hali ile iki hali arasındaki hacim değişimine bakalım. Arkadaşlar onu matematikten de biliyoruz. DV olarak yazabiliriz. Çünkü bu yola bağlı değil. O zaman bir ile iki hali arasındaki hacim değişimini direkt delta V ile yani V2 eksi V1 ile gösterebiliyoruz. Metreküp biriminde. Hacim ise yola bağlı fonksiyon değildir. Sistemde hacim değişimi varsa onu delta V olarak veya integral alacaksak bu şekilde gösterebiliriz. Bunlar önemli kısa bilgiler. Arkadaşlar dersimiz ilerledikçe biz grafikler de çizeceğiz. TV diyagramı olsun yani sıcaklık hacim diyagramı olsun. TV diyagramı basınç hacim diyagramı olsun bizim için çok önemli. Sonuç olarak bir sistemde çalışıyorsak ve sistem büyük V1 hacminden büyük V2 hacmine gelmiş ise basınç da bir miktar buna bağlı olarak değişecek. V1 ile V2 basınçları değişimini biz ele alacağız. Bunları grafiğe taşıyacağız.
Ama bir halinden iki haline çeşitli yollarla, işlem yoluyla gidebiliriz. Bu A gibi gidebiliriz, B gibi gidebiliriz. O bizim problemin cinsine göre değişecek. Bu A gidişini veya B gidişini nasıl tanımlıyoruz, nasıl karşımıza çıkıyor? Hepsini matematik olarak ele alacağız. Şimdilik PV diyagramının öneminden bu kadar bahsedelim. Altındaki alanı da taramışım. Neden? Şu bilgiye bakalım. Herhangi bir sistem hal 1'den hal 2'ye A ve B işlem yolları ile getirilsin. Eğer A yolunu izlerse eğrinin altında kalan alan paralı bölge kadar olacaktır. Eğer B yolunu izlerse eğrinin altında kalan alan A'dan büyük olacaktır. Yani o zaman B'nin altında kalan alan olacaktır. Bu çerçevede arkadaşlar bakın, işi biz bir A'dan 2'ye getirirsek, yani A yolunu izlersek, işin karşılığı 1A 2 olarak karşımıza çıkıyor. Bu eşit değildir 1B 2 işine. Gördüğünüz gibi işlem yolu bizim için önemli. Yani altında kalan paralı alan önemli. Demek ki bu altında kalan paralı alan bize işi verecek. Bu işin değeri de yola bağlı. A yoluna, B yoluna bağlı. Sınırdan geçen iş eğrinin altında kalan alana eşit olacak PV diyagramında. Bu ön bilgi de önemli arkadaşlar. Bunların hepsinin ayrıntısına güzelce bakacağız. Ders 1 ve ders 2'yi son kez söyleyeyim. Çok iyi şekilde arkadaşlar tekrar edip öğrenmemiz gerekiyor. Hacim değişimi ise yola bağlı değildir diye tekrar yazmışım. Biraz önce konuştuk. Yani delta VA eşittir delta VB demişim. Yani A yoluyla da gitsen, B yoluyla da gitsen hacim değişiminde, yani ne dedik? Şurada V1'den V2'ye gidiyoruz. Buradaki hacim değişimi delta V olarak yazılabilir. Ama şu içerideki iş değişimi delta olarak yazılamaz. Evet, güzelce arkadaşlar işten de kısaca bahsettik. Arkadaşlar bu işle ilgili Ege dersin içinde ayrıntılı bilgi notu var. Ben burada her şeyi anlatmıyorum. Burada çok önemli noktaları ele alıyoruz. O bilgi notlarını kesinlikle esasında dersten önce incelemeniz gerekiyor. Onlar önemli konular. Ben öğrencilerin nerede hata yaptığını, nerede kafasında soru işareti oluştuğunu biliyorum. Ona göre bilgi notlarını hazırlıyorum. Kesinlikle bakmanız gerekir. Gelelim işaret anlaşmasına arkadaşlar. Kapalı sistemlerle çalışacağız dedik. Sistemi bu şekilde gösterelim. Kapalı bir sistem olsun. İçeride artık gaz mı var, akışkan mı var, katı mı var, katı da olabilir. Bu bir sistem. Sistem ise sisteme dışında bir çevre var ve bu ikisini ayıran bir sınır var. Buna kısaca sınır diyoruz. Sistem sınırı da denir. Açık sistemlerde kontrol yüzeyi de denir dedik. Burası kapalı sistemse biz buna kontrol kütlesi de diyoruz. Tamam, şimdi sınırı delen ısı giriş çıkışı, iş giriş çıkışına bakalım. Arkadaşlar, sınırdan giren ve çıkan iş ve ısı geçişleri yönlerine göre artı ve eksi olarak işaret alırlar. Termodinamik kitaplarında bu işaret anlaşması farklı şekillerde veriliyor. Biz şimdi şöyle kabul edelim. Birçok termodinamik kitabında ısı çıkışını eksiyle gösteriyor, ısı girişini artıyla gösteriyor. Yani sistemin kazancını artıyla, sistemin kaybını eksiyle gösteriyor. Bazı kitaplarda burası artı, burası eksi oluyor arkadaşlar. Yani önemli değil. Şimdi zaten bir noktaya geleceğiz. Biz böyle kabul edelim. İş çıkışını eksi alalım. İş girişini artı alalım. Birçok termodinamik kitabında işaret anlaşmasını bu şekilde yapıyor. Kapalı sistem için. Tabii bu işaret anlaşması açık sistemde de geçerli. O zaman kapalı sistemdeki bu sınırdaki giriş çıkışları bir toplayalım. Giriş artı tamam. Yani ısı girişi artı tamam. Isı çıkışı eksi, başında eksi var. İş girişi artı, yani küçük g ile ve küçük ç ile gösterdiğimiz giriş çıkış. İş çıkışı eksi, tamam burada eksi dedik. Hepsini yan yana şöyle bir toplayalım. Burası arkadaşlar sınırdaki olay var. Burası sistemin sınırını delen olaylar. Kapalı sistemlerde zaten bu iki tane, iş ve ısı. Giriş çıkışlar için bunu yazabiliriz. Bütün bunların etkisi ne demiştik biz? Sistemdeki enerji değişimine tekabül eder. Delta E sistemi de bu şekilde yazabiliriz. Bu sistemdeki enerji değişiminin ayrıntısına biraz sonra bakacağız. Şimdilik şu sınırı ele alıyoruz. Burayı toparlarsak artıları bir tarafa toplayalım. Q giren artı, V giren. Bu ikisi de artı gördüğünüz gibi. Araya eksi işareti koyup parantez içine
çıkanları yazalım. Şu çıkanın işareti eksi zaten. Buraya artı yazdık ama parantez içinde olduğu için şuradan eksilik geliyor ve çıkan tamam. Bu delta E sistemi eşit. Arkadaşlar bazı termodinamik kitapları olayı burada bırakıp bu son yazdığımız bilgi çerçevesinde soruları modelliyor. Ama Çengel Hoca'nın kitabındaki model, benim referans aldığım model çok daha öğretici, çok daha akılda kalıcı. Bakın, girenler şu tarafta toplandı. Altında G indisleri var. Açık sistem olsa buraya E kütle gireni de dahil edebiliriz. Bütün bu üçünün toplamına biz E giren diyeceğiz. Toplam E giren de göstermiş ama biz ileride şu toplam işaretini yazmayacağız. Yani E giren eksi E çıkan diyeceğiz. Ama bileceğiz ki E giren demek toplam demek. Ne varsa bu toplam içine değerlendireceğiz. Arada eksi var. Bu taraf parantez içinde bütün E çıkanların toplamı var burada. Ama parantez içinde toplamı var. Başında eksiyi unutmayacağız. Bakın E giren eksi E çıkan yazdığımız an sınırdaki sınırı delen enerjiler açısından yazacağımız en güzel şey, aklımızda kalan en güzel durum. E giren eksi E çıkan. Biz bunu bileceğiz ki toplam E giren eksi toplam E çıkan eşittir sistemdeki enerji değişimi. Evet, bizim kullanacağımız bu termodinamiğin birinci yasası esasında arkadaşlar. Sistem sınırındaki olaylar sistemdeki enerji değişimine eşittir veya sistemdeki enerji değişimini etkiler. Termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunumu yasası. Evet, dedim termodinamiğin birinci yasasını kısaca tanımladıktan sonra sınırdan elektrik işine bir bakalım. Dediğim gibi bu iş geçişleriyle ilgili ayrıntılı bilgi Ege derste var. Buraya elektrik işini almışım çünkü üzerinde duracağız elektrik işinin. Onun için bir bakalım. Arkadaşlar elektrik işini tabii VE ile gösterebiliriz. Bildiğiniz gibi gerilim, akım ve zaman farkına eşit. Gerilim volt, akım amper, delta T zaman farkı saniye ise bunların çarpımı bize jülü veriyor zaten. Biz wattla çalışacaksak arkadaşlar tabii ki zaman farkını o zaman almıyoruz. Gerilim çarpı akım bize watt biriminde V elektriği veriyor ama bize de nokta koyacağız. V çarpı I'yi biz I kare çarpı R olarak da gösterebiliyoruz. Eğer dirençlerle çalışıyorsak 10 biriminde I kare çarpı V veya V kare bölü R olarak yazabiliyoruz. Bütün bu bilgiler bizim için önemli. Eğer sınırı delen bir elektrik enerji girişi varsa bu sınırdaki sınırı delen bu enerji sistemin enerjisini etkiliyor. Bu elektrik girişini de bu şekilde gösterebiliriz sorularda. Arkadaşlar şuraya 1, 2, 3 tane eşitlik yapmışız. Bu eşitliklerin herhangi birini kullanacağız. Hangi veriler bize elektrikle ilgili verilmişse bu üçünden birini kullanacağız. Sınırdan geçen mekanik iş biçimleri için bilgi notuna bakınız demişim. Evet, bu iş biçimleri için bilgi notu oluşturdum. Min işi, yay işi, döner pervane işi nedir? Ayrıntısı nasıl ele alınabilir? Hepsi bilgi notunda var. Biraz önce de zaten söylemeye çalıştım buydu. Bu bilgi notundan onları güzelce çalışın. Arkadaşlar güzelce termodinamiğin birinci yasasına geldik. Biz termodinamiğin birinci yasasını enerjinin korunumu, enerji dengesi veya enerji eşitliği de isimlendireceğiz bu derste. Ben en çok enerji dengesi veya enerji eşitliğini kullanacağım. Bileceğiz ki bu termodinamiğin birinci yasası. Yani ne demekti bu? İlk derste de söyledik. Toplam enerji miktarı sabittir. Ve toplam enerji miktarı sabit kalmakla birlikte enerji dönüşümleri olabilir. Sistem için enerji dönüşümleri olabilir. Arkadaşlar sistem sınırından ısı, iş, E kütle, kütleyle enerji girişi veya çıkışı olabilir. Enerji geçişleri sonucu sistemin hali değişir demişim. Bunu 40 kere söyledik. Burada hata yok. Enerji geçişleri yani sınırdan olan enerji geçişleri sonucu sistemin enerjisi değişiyor. Sistemin enerjisinin değişimi ne demek? Sistemin hali değişir. Yani hal birden hal ikiye getiriyoruz biz sınırdan olan enerji geçişleri veya çıkışları veya girişleri çerçevesinde. Sistemin enerjisi genel olarak iç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjiden oluşuyor. Bunu da biraz önce söyledik. Genel olarak bunlar. İç enerji zaten ısıl enerji olarak karşımıza çıkıyordu. Kapalı sistemlerle çalışacağız dedik başlangıçta.
Yine sistemimiz böyle kapalı bir sistem olsun. Bakın sistem su olsun, içeride su olsun. Sistem sınırını burada çizmiş. Tamam. Buna kontrol kütlesi de diyoruz. Buradan Q giren olabilir, ısı. Pervaneyle bir iş girişi olabilir. O zaman V'ye giren pervane diyeceğiz. Biz buna iş girişi sonuç olarak. Yalıtımlıysa Q çıkanı sıfır alacağız. Bu Q giren çerçevesinde sistemin sıcaklığı artıyor. Isındıkça bu dışarıya ısı çıkışı gerçekte olur. Ama yalıtım diyorsa bu çıkışı sıfır alacağız. Arkadaşlar gerçek sistemlerde tabii ki olur. Mesela ısıtma tekniği dersinde bunlar ayrıntılı olarak anlatılır. Isıtma tekniği dersi de önemlidir. Her şey termodinamik temelli olmak üzere Q çıkanı orada dikkate alırız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Önceki slide'la ilgili? Bir terminolojik bir durumla ilgili bir şey soracağım. Hal değişimi dendiğinde faz değişimi olarak algılamamamız gerekiyor değil mi? Hayır. Sistemin hali değişir. Bu iç enerjinin değişimi, iç enerjinin değişimi gizli ısı yani ve duyulur ısı olarak olabilir. Ama sistemin hali değişir dediğimizde o şekilde algılamıyoruz. Aynen faz değişebilir, değişmeyebilir yani. Evet, faz değişimini zaten dediğim gibi gizli enerji gizli enerjiye giriyor. Gizli enerji demek faz değişimi demek. O sistemin iç enerjisi. Tamamdır hocam. Tamamdır. Arkadaşlar sayısal örnekler vereceğiz ama şu basit örnekle devam edelim. Çevrenin sıcaklığı 20 derece olsun. Bizim için çevre sıcaklığı her zaman önemli. İleride entropi analizi göreceğiz. Termo 2'de egzerji analizi var. Çevrenin sıcaklığı her zaman bizim için önemli. Hal 1 su için arkadaşlar 20 derece olsun. 2.3 kilopaskal olsun. Bakın suyu biz sistem olarak ele alıyoruz. Hal 1 demek onun ilk halinde tespit edebileceğimiz termodinamik özellikleri. Sıcaklık bir termodinamik özelliktir. Sıcaklığı belli. Basıncını da tayin etmişiz 2.3 kilopaskal. Q giren sıfır olsun demişiz. V giren pervane sıfır olsun. Başlangıçta sınırdan giren enerji yok. Arkadaşlar başlangıçta sınırdan giren enerji yoksa sistem dengededir demek. Yani sistemin dengesini bozan şey zaten sınırı delen enerjiler. Biz termodinamikte denge durumuyla ilgileniriz. Hal 1 bizim için bir denge durumu ve bu denge durumunu ne bozabilir? Sınırdan enerji girişi bozabilir. Evet, sınırdan bir enerji girişi olsun. Q giren farklı sıfır olsun. Başlangıçta bak yoktu. O dengedeydi ama biz sistemin sınırındaki girişleri çalıştırdık. Q giren sıfırdan farklı olsun. Bir de sisteme pervane bağlı olsun. O zaman V giren pervane sıfırdan farklı olsun. Ne yaptı? Bu denge durumunu bozdu. Burası dengesiz bir durum. Ama belli bir anda biz örneğin su 30 dereceye geldi de onu incelemek istiyoruz dersek girişleri durdururuz. O zaman su 30 derecedeyken ve tabii ki bunun basıncı artacak. Kapalı bir sistem bu arkadaşlar. İçeride sıcaklık artınca basınç da arttı. Hal 2'ye geldik. Bu sefer bak buraya yine yazmışım zaten tabii dediğimi. Q gireni burada sıfır, V'ye giren pervaneyi sıfır alırsak ikinci hale gelince girişler durduruldu. Hani sistemi dengede kabul ediyoruz. Biz dengedeki sistemleri inceliyoruz. Ama ne oldu? Sıcaklık arttı. Sıcaklığın artışı direkt iç enerjinin artışıyla ilişkilidir. O zaman delta U farklı sıfırdır diyemeyiz. Sıcaklık arttı çünkü. Sıcaklık direkt iç enerjiyle ilişkili. İç enerji de U. Ama iç enerji değişimi demek ki sıfırdan farklı olacak sıcaklık arttığı için. Sabit hacimli kapalı sistemde iç basınç arttı demişim. Sonuçta bu kapalı bir sistem. Hacim değişmez. Tabii ki kapalı sistemde kütle de değişmez. Kapalı sistemde iç basınç artar. 4.2 oldu, 2.3 iken sıcaklık da arttı. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. İleride bunların üzerinde durmayacağız. Bu temel bilgileri kullanıp daha ayrıntılı termodinamik problemleri analiz edeceğiz. Gelelim başka önemli bir soruya. Önce okuyayım ben. Şekil ile verildiği gibi başlangıç kinetik enerjisi sıfır. Ve potansiyel enerji 981 jül olan 10 kilogram kütlesindeki bir metalik kütle 10 metre değerindeki yükseklikten serbestçe düşmektedir. Bir daha bakalım. Potansiyel enerjiyi buraya 981 jül olarak vermiş. Başlangıçta kinetik enerji hızı yok. Kinetik enerji sıfır. Bunun belli bir kütlesi var. 10 kilogram.
ve belli bir yükseklikte gördüğünüz gibi 10 metre. İkinci durum, burası birinci hal olsun. Burası hani durumla hal aynı şey. Burası ikinci hal. İkinci hal noktasında metalik yüklerin hızı 9 metre bölü saniye olarak ölçülüyor. Tabii ki şuradan şuraya hız artıyor. 9 metre bölü saniye olarak ölçülüyor. Hal ikimiz bu olsun. Potansiyel ve kinetik enerji nedir hesaplayın demiş, bakacağız. Şu anda sistemi dengede kabul ediyoruz. Şu anlık bir durum, şu da anlık bir durum. Arada bir değişim var. Arada yine bir değişim olmuş. Şekil ile verilen yükseklik ve hızlarda ikinci ve üçüncü durum noktalarındaki kinetik ve potansiyel enerjiyi hesaplayın demiş, hesaplayacağız. Z2 ve V3 olarak gösterilen yükseklik ve hızı da belirleyiniz demiş. Yani üçüncü hal için de hesaplama yapacağız. Şu Z2'yi belirleyeceğiz. Tamam. Soru bu şekilde. Güzelce bunu modelleyelim. Arkadaşlar, artık enerji dengesi diyeceğim dedim ben termodinamiğin birinci yasasına. Birinci yasayı ayrıntılı inceleyeceğiz. Şimdi giriş yapıyoruz ama bizim için çok önemli. Şu E giren eksi E çıkan eşittir delta sistemi bilen termodinamikte hata yapmaz. Bakın, E giren eksi E çıkan sistem sınırından giren çıkan enerji geçişleri başlangıçta yok. Zaten yok. Hani bu sistem sınırı şu kütlenin sınırı. Bu kütlenin sınırından ısı girişi yok. Kütle girişi yok. İş girişi yok. Yani zaten yok. E giren eksi E çıkan yok. İster başlangıçta olsun, ister sonuçta olsun. Arkadaşlar, bu aşağı doğru inerken bir miktar ısınıyor. Yani sürtünmeden dolayı, ama sürtünmeyi göz önüne almayalım. Şurayı yok kabul edelim. Yani gerçek sistem, tam gerçek sistemi incelemiyoruz. Oysa elimizde delta E sistem kaldı. Delta E sistem burası yoksa bu sıfır eşit olacak. Tamam. Bu delta E sistem sıfır eşitse delta E sistemi şöyle açıyorduk biz. Delta U, delta kinetik enerji, delta potansiyel enerji. Bu üçünün toplamı sıfır olacak. Arkadaşlar, kütle bir miktar ısınır da biraz önce de konuştuk. Kütlenin sıcaklığını artmıyor, kabul edelim. Hani bunu kabul yaptığımızda da büyük bir hata yapmıyoruz zaten. Yani kütlenin sıcaklığı artmıyorsa sıcaklık direkt iç enerjiyle ilişkili. O zaman delta U değişmiyor. Elimizde kinetik enerji değişimi ve potansiyel enerji değişimi kaldı. Bakın, bu delta sistem içinde şu üçü var dedik. Genelde şu ikisi ihmal edilir dedik. Ama ihmal edilemeyen bir örnek aldım ki, yani ileriki derslerde sadece şunu ele alacağız. Sadece bunu ele alıyoruz. Bunları niye yazıyoruz demeyin. Bunların da göz önüne alındığı durumlar var. Hatta önemli bir soru da ileride çözeceğim şu ikisiyle ilgili. Şimdi elimizde bu kaldı. Bu ikisinin toplamı sıfırsa demek ki delta kinetik eşittir eksi delta potansiyeli. Açıkça yazarsak kinetik enerji 2 eksi kinetik enerji 1. Şurada 1'i başa alıp şu eksiyle götürmüşüm. Burası da potansiyel enerji 1 eksi potansiyel enerji 2 olur. Gördüğünüz gibi sistem diyoruz bak. Sistem sınırı demiyoruz. Sistemdeki enerji değişimini buna indirgedik. Zaten burada gördüğünüz gibi kinetik ve potansiyel enerjilerden başka bir şey yok. Diğer kısımlar arkadaşlar sayısal değerler. Şu sonucu elde ettik. Tamam. Buraya değerlendirmelerimizi yazalım. Kinetik bir hali için kinetik enerji sıfırdı, tamam. Ama 1 ile 2 hali arasında biz bunu yazabiliriz. 1 ve 2 hali arasında yazarsak bu 0, bu 0'dan farklı. Şu verilmiş 981. Bunun değerini bilmiyoruz. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare kütleyi de aldık, tamam. Potansiyel enerji mgh, tamam. Arkadaşlar, kütle belli. Hız belli. Bakın 2'de 9 olarak vermiş. Altında 2 indisi var. Şurada kütle belli 10 kilogram. G zaten 981 alacağız. H2 belli değil. Tamam. Bize H2'yi sordu zaten. Yani zaten şu eşitliği bildikten sonra ne belli değilse onu çekeriz. H2 5.87 metre. Z2'yi bulmuş olduk yani. Şu ikisi arasında zaten şu Z2'yi veya H2'yi, ikisi aynı şey, bulmuş oluyoruz. Evet, o zaman kinetik enerji ile potansiyel enerji ikidekini istemişti zaten. Onları da ayrıntılı olarak hesaplarsak, bilinmeyen bir şey yok, H2'yi de bulduk. Onların sayısal değerlerini elde ederiz. Arkadaşlar, bu ilk kısmı anlamış olduk. Gelelim iki hali ile üç hali arasında yine biz bir denklem yazabiliriz. Aynı denklemi yazabiliriz üçte iki arasında.
mesela kinetik enerji 3, kinetik enerji 2, potansiyel enerji 2, potansiyel enerji 3'ü yazarız. Bakın 2'yi burada başa aldık, yani şurada bir eksi işaretine bu şekilde değerlendirdik. Uzatmayalım. Aşağıda bilinenleri bilinmeyenleri yerleştirdiğimiz an bilinmeyenleri tayin edebiliyoruz. Bizde V3 hızını istediği için kinetik enerji 3'ü bulduğumuz an V3'ü de buluruz. Kinetik enerji ne? 1 bölü 2 MV kare. Tamam. Bu sayısal değerleri uzatmayalım. Temel olan şu eşitliği elde etmek idi. Ve sistem için arkadaşlar kinetik ve potansiyel enerji değişimini bu şekilde göz önüne alabiliriz. Enerji dengesi önemli dedik. Bunu şöyle modelleyelim. Sistem şu şekilde ise, sistemle çevre arasında bir sınır her zaman var. Sisteme E giren var, E çıkan var ise bu çerçevede enerji dengesini yazabiliriz. Kapalı sistem için veya açık sistem için bütün bu tanımlamalar geçerli. Bakın burası önemli. Sisteme sistem sınırından giren enerji, E giren dedik, tamam. Bu ısı, kütle, iş olabilir. Eksi, parantez içinde sistemden, sistem sınırından çıkan enerji. E çıkan dedik, tamam. Termodinamiğin birinci yasası, E giren eksi E çıkan. Sistemin toplam enerjisindeki değişim. Sistemin toplam enerjisini iç enerji, potansiyel enerji ve kinetik enerji oluşturuyor. Başka enerjiler de var da biz üçünü temel alacağız. Herhangi bir halde, dengede sistemin toplam enerjisi sabittir. Denge durumunda sistemin toplam enerjisi sabittir. Arkadaşlar bu şekilde anlattıklarımızı toparlayalım. Şu bilgileri de verelim. Yine bir 10 dakika sonra ara vereceğiz ve son kısma geçeceğiz. Arkadaşlar E giren eksi E çıkan çok önemli bizim için. Üstüne bak, sınırda yazmışım. Burası her zaman sınırda olan olaylar. Kapalı sistem için Q ve giren, Q ve çıkan olabilir. Aradaki eksi işaretine dikkat edeceğiz. Burası zaten toplam. O toplam eksiyle çarpılacak. Sınır içi. O zaman sistemdeki enerji, toplam enerji değişimi Q3'üne eşittir. Termodinamiğin birinci yasası artık bu. Jül biriminde. Bunu istersen watt biriminde de yazarsın. Jül biriminde de yazarız. Şu yazdıklarımızı aşağıda toparlarsak Q giren, V giren var. Eksi Q çıkan artı V çıkan var. Eşittir. İşte kütleyi buraya yazarsak küçük U2 eksi U1. Bunların birimi o zaman jül bölü kilogram oluyor. Kilogramla çarptığımızda jül. Burası 1 bölü 2 M V2 kare eksi V1 kare. Varsa kinetik enerji. Varsa potansiyel enerji MG Z2 eksi Z1 veya H2 eksi H1. Çok güzel şekilde birinci yasayı tanımlamış olduk. Enerji dengesi bu. Artık şu eşitlik basit bir eşitlik. Bunu her zaman yazacağız. Ve E girenleri altına, E çıkanları altına yazıp delta sistemi de altına yazdığımız an işimiz çok kolay. Arkadaşlar şimdi bir 10 dakika ara veriyoruz. Zoom'u kapatmıyoruz. 10 dakika sonra devam edeceğiz. Şu anda sistemde 90 kişi var. Bu 90 kişinin aktif olması lazım. Yani sisteme girip dersi dinlemeyenler kendileri kaybederler. Dinleyen arkadaşlara teşekkürler. Şimdi 10 dakika ara veriyorum. Tam 10 dakika sonra derse devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, aramız doldu. Derse devam edeceğiz. Ses geliyor mu şu anda? Geliyor hocam. Tamam, dersimize evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerle ikinci derste bu aşamaya geldik. Enerjinin korunumu veya enerji dengesi veya enerji eşitliği bizim için önemli. Kapalı sistemlerle, açık sistemlerle çalışırken bunları dikkate alacağız. Burada basit bazı örnekler var. Örneğin bir tencere tamamen kapalı ise, kırmızıyla sistem sınırını çiziyorsak, bu sistem sınırını 15 kilojül ısı girişi deliyorsa, tabii bu ısındıkça dışarıya da 3 kilojüllük bir ısı çıkışı oluyorsa, buradaki Q net, arkadaşlar bu Q net gördüğünüz gibi delta E'ye eşit, yani sistemdeki toplam enerji değişimine eşit. O da 12 kilojül olmak zorunda. 15'ten 3'ü çıkarırsak sistem için yararlı olan enerji 12 kilojül oluyor. Q netimizi de 12 kilojül olarak alabiliyoruz. Yani bu 12 kilojül sistemin enerjisini değiştiren miktar oluyor. Gerçekte her zaman Q çıkan olacak. Biz bunu arkadaşlar ısıtma tekniğinde ısı kaybı diyoruz ama termodinamik açısından hiçbir ısı kaybı olmaz. Sadece çıkana kavramsal olarak ısı kaybı diyoruz ısıtma tekniği dersinde. Termodinamikte de ısı kaybından söz edeceğiz. Yani onun anlamı sistem sınırından çıkan enerjiye karşılık gelecek. Birinci yasaya göre enerji korunur ve hiçbir enerji kayıp olmaz. Isı kaybı sadece çıkan enerjiyi tanımlayacak. Bu ısı için arkadaşlar hani elektrik işi girişi varsa tabii ki bir pille batarya ile olacak bu. Buradan mesela 5 kilojüllük bir iş girişi, elektrik işi girişi varsa ve sistem adiabatikse, yani ısı giriş çıkışlarına kapalı bir sistem, o zaman enerji değişimi, sistemin enerji değişimi 5 kilojül olacak. Bu 5 tamamen sistemde değerlendirilecek. Gördüğünüz gibi. Başka? Pervane içine de bakalım. Sonuç olarak bu pervane de arkadaşlar elektrik işiyle çalışabilir, elektrik enerjisiyle çalışabilir veya başka şekillerde çalışabilir ama bu pervanenin iş girişi örneğin 6 kilojül olarak ölçülmüş. Bu hesaplanabiliyordu. Tabii hesabı hakkında ayrıntılı bilgiyi yazılı olarak verdim. 6 kilojüllük bir pervane işi girişi varsa sisteme ısı girişi 15 olsun, sistemden çıkan ısı 3 kilojül olsun. O zaman bu sınırdaki bütün olaylar sistemdeki toplam enerji değişimini etkileyeceği için 15 eksi 3 artı 6. Neden bu eksi? Çünkü çıkanı eksi alacağız. O zaman 18 kilojüllük enerji sistemin enerjisini değiştiren enerji olacak. E giren eksi E çıkanın üstüne nokta koyarsak arkadaşlar, yani jül bölü saniye biriminde de çalışabiliriz, watt biriminde çalışabiliriz dedik. O zaman sınırdaki bu olay, sınırdaki enerji geçişlerindeki olay E üzeri nokta olarak giren çıkan için gösterilecek. Burası ne oluyor o zaman? Sistemin enerjinin zamana göre değişimi oluyor. Neden? Jül bölü saniye, yani enerji zamana göre değişiyor. Watt birimi ne ulaşıyor? O zaman burayı biz hani DE üzeri nokta sistem olarak da gösterebiliriz ama bu gösterim daha güzel. Diferansiyel olarak göstermişiz. Bakın sistemin enerjisinin zamana göre değişimi diferansiyel formda bu şekilde yazmak daha güzel. Tabii bu şekilde bir değişim olursa nasıl hesap kitap yapıyoruz? Onu da ilerleyen konularda ele alacağız. Biz genellikle şu an zamandan bağımsız çalıştık. Ama zamana bağlı değişimleri de göz önüne aldığımızda ne yapabiliriz de ayrıntılı olarak bakmayacağız. Şu kısmı kısaca ele alacağız ileriki derslerde. Gelelim açık sisteme arkadaşlar. Q giren ve giren kapalı sistemlerde olur olmaz ama açık sistemlerde tek bizim tanımlamamız kütle giriş çıkışı. Açık sistem dediğimizde bunların yanında E kütle giren de olabilir. Üçünün toplamı giren olsun. Üçünün toplamı çıkan olsun. Tabii arada eksi işareti var. Bunlar parantez içinde. Sınırdan birim zamanda geçen enerjileri üzerine nokta koymuşuz. O zaman birim zamanda geçen enerjileri, yani üzeri nokta enerjileri bu şekilde yazabiliriz. Açık sistemi de dahil edersek. Bu eşittir sıfır. Çok önemli durum. Sürekli akışta
arkadaşlar açık sistemlerde giren toplam kütle, çıkan toplam kütle eşitse, bakın toplam kütle diyoruz veya giren toplam kütlesel debi, çıkan birçok noktadan giriş birçok noktadan çıkış olabilir. Girenlerin toplamı çıkanların toplamına kütle veya kütlesel debi olarak eşitse biz sürekli akıştan bahsederiz. O zaman sistemde bir enerji değişimi olmuyor. Yani sistemin içi boşken bir akışkan giriyor, aynı akışkan çıkıyor. O zaman sistemde bir enerji değişimine neden olmuyor. Bu sınırdaki giren çıkan enerjiler başka şeylere neden oluyor. Onlara bakacağız. Ama öncelikle bilmeniz gereken sürekli akış varsa burası sıfır. Yani şu kısım sıfır. Delta E sistem bölü delta T sürekli akışta sıfır. Süreksiz akışta tabii ki dikkate alınacak. Sınır içinde yani sistemde birim zamanda gerçekleşen enerji değişimi DE bölü DT olarak yazılabilir. Sürekli akışlarla çalışacağız açık sistemlerde. O zaman buraya sıfır alacağız. Nedeni de söyledik. Toplam giren kütlesel debi, toplam çıkan kütlesel debi eşitse sistemde bir enerji değişimine bu neden olmuyor. Açık sistemde sürekli, biz buna kararlı da diyebiliriz arkadaşlar. Sürekli dedik ya, kararlı akış da diyebiliriz. Kararlı akış koşullarında delta E sistem sıfır. Bakın bir de çevrim geçiren sistemler var, ona da bakacağız ileride. O da aklımızda kalsın. O zaman da delta E sistem sıfır alınıyor. Yani çevrim geçiren sistem ne demek? Bir halinden biz başladık. Sistemi iki haline getirdik. Üç haline getirdik. Tekrar başa döndük. Bir haline gelmişsek, hani bir halindeki sistemin enerjisi neyse buradan ilerledik yine bir haline geldik. Aynı enerjiye geliyoruz. O zaman delta E sistem sıfır oluyor. Yani buranın sıfır olmasını bu şekilde açıklayabiliriz. Buna da çevrim geçiren sistem diyoruz ki ona da bakacağız ayrıntılı olarak. Ama çevrim geçiren ve sürekli veya kararlı akışta delta E sistem sıfırdır. Bu bilgileri artık unutmayacağız. Sınırda ısı Q ile gösteriliyor. Bu şimdi bir güzel bir özet. Sınırda ısı Q ile gösteriliyor. Delta T varsa ısı geçişi var. İş V ile gösteriliyor. Arkadaşlar iş hareketli sınır işi olabilir. Bak bunlara daha giriş yapmadık. Piston silindir düzeneğinde silindir içinde piston hareket ettikçe sınır hareket ediyordu. Hacim değişimi oluyordu. Kütle sabit kalıyor kapalı sistemlerde. Hacim değişimi oluyordu. Başka iş olarak ne vardı? Binin dönmesi. Yani pervane işi diyoruz biz buna kısaca. Elektrik akımının sınırdan geçmesi ve bir ısıtıcıyı veya başka bir düzeni çalıştırması. Elektrik işi. Elektrik akımı çerçevesinde. Yay işi de bak önemli. İlk derste bir tane örnek yaptık yay ile ilgili. Yay işini de göz önüne alacağız. Termodinamiği anlatmadı arkadaşlar. Hareketli sınır işi ayrı bir konu. Güzelce bakacağız. Mil işi, elektrik işi tamam. Bir de yay işi. Bunların hepsine güzelce bakacağız. Bunları çok güzel öğrenenin mühendis olarak modelleme, analiz yapabilme yeteneği gelişecek. Yani termodinamik tek başına işe yarayan bir ders değil. Sen bu dersi öğrendiklerini mühendislik hayatında, enerji analizlerinde, modelleme yeteneğinde göreceksin. O zaman sana büyük faydası olduğunu. Akışkan akımının olmadığı sistem için. Arkadaşlar akışkan akımı yoksa, zaten bak bunu biraz önce çalıştık. Yani sistemin enerjisi, bakın sistem U'dan, kinetik enerjiden, potansiyel enerjiden oluşuyor. Akışkan akımı yoksa, kapalı sistem tabii ki onun adı, o zaman sistemi bu şekilde tayin ediyor. Akışkan akımının kütleyle enerji geçişinin olduğu sisteme bakalım. Bu bilgi de önemli arkadaşlar. Bakın sınırdan açık sistemde sisteme giren çıkan akışkanın enerjisi E üzeri nokta. Biz E kütle olarak özel olarak kütleyle enerji giriş çıkış olarak alırsak bu iç enerjiye üzeri nokta koymuşuz watt diliminde çalışacağımız için. İç enerjiye 1 bölü 2 MV kareye yani burada üzeri nokta koymuşuz sonuçta kütlesel debiyle çalışıyorsak zaten bu M üzeri nokta buradaki jülü watt'a götürür. M üzeri nokta GZ potansiyel enerji, burası kinetik enerji. Akışkan akımı olduğunda arkadaşlar akış işinden biraz önce bahsettik, ayrıntısını da okuyun dedik. Buna akış işi veya akış enerjisi deniyor. İkisi de aynı şey. Yani P çarpı V'den söz edeceğiz. Buradaki V watt biriminde hacimsel debiye dönüşüyor. Hacimsel debiye dönüşüyor.
V üzeri noktayı gördüğün an birimi metreküp bölü saniye. Basınç tabii ki pascal. Bakın, E kütleyi biz U, kinetik enerji, potansiyel enerji yani U iç enerji olarak gösterdik. Eğer bizim kütle hareket ediyorsa, hareketsizse bu zaten sistemin enerjisi oluyor. Ama hareket ediyorsa buraya o hareketi sağlayan basınç devreye giriyor burada. Bu ikisini ekliyoruz E kütleye. Evet, bakalım ayrıntısı ne yazmış. Ha, U üzeri büyük, büyük U üzeri nokta. Tabii ki kütlesel debi çarpı küçük U'ya eşit olacak. Kütlesel debi açık sistemlerde karşımıza çıkacak. Rho VA. Hacimsel debi arkadaşlar V üzeri nokta nedir? Kütlesel debi bölü yoğunluktur. Yani biz kütlesel debi eşittir Rho çarpı V üzeri nokta yazıyorduk. Hacimsel debiyi de biz hız çarpı alan olarak gösteriyoruz. Bak kütlesel debi ne? Rho VA. Hacimsel debi ne? VA. Demek ki arada bir rho var. Birbirine çevirirken bu rho'dan yararlanacağız. Evet. E kütleyi arkadaşlar, hani şuraya özellikle E kütle diye yazmışım. Sonuç olarak E olarak da gösterebiliriz. U artı yine U iç enerji artı kinetik enerji artı potansiyel enerji artı M, P, V olarak yazarsak, biraz önce watt biriminde yazmıştık, yani jül biriminde de yazarsak, burası kütlesel debi değil, kütle oluyor. Tabii ki bunların içinde de kütle var. Bak buraya yazmışım M çarpı küçük U, M, G, Z, 1 bölü 2 M, V kare. Buradaki birim analizi de yapmışım. Sonuç olarak pascal çarpı metreküp zaten jüldür. Tamam, ister jül biriminde, şöyle geri alayım, ister watt biriminde bunu yazıyoruz. O zaman üzerine nokta gelen yerlere dikkat. Evet, gelelim arkadaşlar kısa bir konuya. Yani dersimizi biraz sonra kısa sınavla bitireceğiz. Enerji dönüşüm verimleri için bilgi notuna bakınız demişim. Arkadaşlar, bu enerji dönüşüm verimlerini burada ayrıntılı olarak yani anlatmaya gerek yok. Bilgi notu içinde bilgiler var. Yani enerji dönüşüm verimleri nasıl hesaplanır? Onların hepsini kullanacağız gerektiğinde. Dediğim gibi onu bir kere çalışmanız gerekiyor. Verim kavramı önemli. Termodinamik birinci yasasının verimi önemli. Sonuç olarak şuradaki örnekte ona bakacağız. Yani biz bir termodinamik sistemle çalışıyoruz. Birinci yasa analizi yapıyoruz. Birinci yasa analizi demek enerji dengesi demek. Ama sonuçta bu sistemin verimi nedir? Verimi nedir dediğimizde, yani kısaca verim dediğimiz, bakın şurada kısaca verim dediğimiz şey her zaman şu uzun ifadeye eşit olacak. Termodinamik birinci yasası verimine kısaca verim diye biliriz. Termodinamik ikinci yasası verimi de var. Biz ona egzerji verimi diyeceğiz. Buradaki tek başına verim birinci yasa verimi olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım bu verim nedir arkadaşlar? Buraya kabı koyduk. Şuradaki kütle çıkışını göz önüne almayalım. Bakın bazı şeyleri ihmal edebiliyoruz. Burada koyduk. Sınırdan bir ısı girişi var. Bakın bu ocak 5 kilowatt değerindeymiş. Biz bunları satın alırken zaten gücü nedir deriz. Bu watt demek, güç demek. 5 kilowattlık bir gücü var bunun. Bunu çalıştırdığımızda yani şuradaki sisteme sınırdan tabii girerek 5 kilowattlık enerji verecek. Ama bu sistem 5 kilowattı alıyor ama 3 kilowatt içeride işe yarıyor. Tabii ki bu yalıtımlı olmadığı için 2 kilowattını dışarı atıyor. Şuradaki kütle çıkışını göz önüne almazsak şu elektrik girişi 5 kilowatta karşılık gelecek. Ama bizim sistem bunun 3'ünü kullanıyor. Maalesef ikisi ısı kaybı dediğimiz şekilde dışarıya gidiyor. O zaman verimlilikten söz edebiliriz. Yararlı enerji bu sisteme sağlanan enerji. Burada yararlı enerji var. Aşağıda paydada bu sisteme sağlanan enerji var. Yararlı enerji ne? 3 kilowatt saat. Arkadaşlar 3 kilowatt, hani bu saati buraya yazmaya gerek yok. Onlar birbirini götürüyor zaten. 3 kilowatt saat olarak da yazabiliriz. Tamam. Çok sorun değil bu. Ama 3 yararlı enerji olarak geçiyor. Ama biz sisteme 5 veriyoruz. O zaman 3 bölü 5 bunun verimi %60. Biz burada 5 kilowattlık güç harcıyoruz ama %60 oranında bizim sistem için yararlı enerjiye, yani 5'in %60'ı yararlı enerjiye dönüşüyor. Verimi bu şekilde alacağız. Yani bizim için yararlı olan ne burada? 3. Verdiğimiz ne? 5. O zaman 3 bölü 5, %60 verimde bir sistem. Evet,
biraz sonra arkadaşlar örnekle yapacağız. Yani örnek bitirmeden dersi bitirmiyoruz. Örneklerin birincisiyle başlayalım. Bir piston silindir düzeni içinde bulunan gaz sıkıştırılıyor. Önce bu sıkıştırma işlemini konuşalım. Arkadaşlar piston silindir düzeninde biliyorsunuz piston içinde hareket, silindir içinde hareketli piston var. Bu aşağı doğru indiğinde sıkıştırma işlemi vardır. Sistemi sıkıştırır. Yukarı doğru çıktığında genleşme veya genişleme işlemi vardır. O zaman gaz genleşir veya genişler. Burada sıkıştırma işlemi var ve sonuç olarak sıcaklığı yükseliyor. Tabii ki gaz sıkıştırıldıkça PV eşittir MRT eşitliği çerçevesinde sıcaklığı yükselir. Şimdi sizden cevap bekliyoruz. Bu bir ısı mı yoksa iş etkileşimi midir? Bence iştir hocam. Çünkü düşündüğümüz zaman bir kuvvet var ve o kuvvet doğrultusunda bir yol var. Evet, evet. Hocam evet. Hem iş hem ısı değil mi? Hayır. İş etkileşimi arkadaşlar. Şimdi chatten de iş diyen arkadaşlar var. Ben onları not alıyorum. Tamamdır. Arkadaşlar piston silindir düzeneğinde bir gazın sıkıştırılması, bak sıkıştırılmasını soruyorum ben burada. Bir iş etkileşimidir. Sonuç olarak gaz içeride ısınıyor. Bakın gazın ısınması demek içerideki yani sistemdeki enerji değişimidir demek. Ama sınırda olan olayı soruyorum ben. Sınırda olan olay sadece iş. Sıkıştırma olayı bir iş etkileşimidir. Bu sıkıştırma olayı iş etkileşimidir ve bu çerçevede sistemdeki iç enerji değişimi oluyor. Sistemin sıcaklığı artıyor. Bu hani biz sınır içi bizi ilgilendirmiyor. Bir ısı mı, iş mi dediğimiz an o sınırdır. Bizi bu soruda sınır ilgilendiriyor. Sınırdan bir iş girişi var. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Arkadaşlar soru çözümü demişim. Şimdi PDF'i açayım. Önemli bir iki tane soru çözüp kısa sınava geçeceğiz. Evet. Soruları özenle seçtim arkadaşlar. Bugün anlattıklarımızı içinde barındırsın istedim. Adım adım gideceğiz. Bundan sonra bu kadar yani ayrıntılı adımla gitmeyeceğiz ama ilk sorular önemli. Bu ders 2'de adım adım gidelim. Önce sorumuzu okuyalım. Su bir pervane ile karıştırılarak kapalı bir kapta ısıtılmaktadır. Arkadaşlar da hemen suyu sistem olarak alacağız. İçeride su var, o sistem. Bakın kapalı diyor. Hemen aklımızda biraz sonra da tartışacağız. Kapalı kap dediği zaman yani kapalı sistem. Isıtılma olayı da önemli, soğutulabilirdi. İşlem sırasında suya 30 kilo yük ısı aktarılıyor. Yani sınırdan giren, sınırı delen bu. Kaptan çevredeki havaya ise 5 kilo yük derinde ısı kaybı. Bak ben burada kaybını kullanmışım. Isı kaybı oluyor. Pervaneden olan iş girişi 500 Newton metre olarak verilmiştir. Bak birimini Newton metre vermiş. Newton metre jül demek esasında tamam. Ama burada bir moment olayı olduğu için onun birimi Newton metredir bildiğimiz gibi. Sistemin başlangıçtaki iç enerjisi 12,5 kilojül ise bakın iç enerjisi bu sistemle ilgili bir olay. 12,5'muş ama sistemin son enerjisi ne olur? Sonuç olarak sınırı delen enerji giriş çıkışları sistemin enerjisini değiştirir demiştik. Bu değiştirecek. Evet, şimdi ayrıntılı bakalım. Bakın, soruları çözerken adım adım şimdi gidelim. Sistem su olacak burada. Sadece su ile ilgileneceğiz. Kapalı kap, hacim sabittir kapalı kapta. Kütle de sabittir. Zaten kütlenin korunumunu ayrıca ele alacağız sonra. Kütle korunur. Ama kapalı kap dediğimiz an aklımıza hacim sabit gelecek. Yani bu bir sabit hacim problemi. İleride ders 3'te veya ders 4'te sabit hacim problemlerini ayrıntılı ele alacağız. Kütle giriş çıkışı yok. Hemen kapalı sistem. İşlem, ısıtma işlemi arkadaşlar. Isıtma işlemiyle karşılaştığımız an hani sıcaklık ve hacim artar diye düşünebiliriz ve onu da not alabiliriz. Başlangıçta öğrendiğimiz bütün bilgileri şurada yazdık.
Bu bilgiler çerçevesinde soruyu modelleyebiliriz dedik. Bakın, sınırdan alan olaylar çok önemli. Sistemdeki enerji değişimini etkiliyor. Sınırdan ısı girişi var. 30 kilojül olarak vermiş. İş girişi var. 500 Nm diyor. Birimleri kilojül alacaksak bu 0,5 kilojüle eşittir arkadaşlar. Buraya yazmışız. Zaten birimleri aynı almak zorundayız. Isı çıkışı var. 5 kilojül. Sınırdan alan olayları yazdık. Bunlar elimizde bulunsun, kullanacağız. Bakın burası sınırdan oluyor. Yani bu farkı çok iyi anlamanız gerekir. Artık ileride hata yapmayacağız. Sistemin enerjisine geçtik buradan. Bu sınırdan olan olaylar hallettik. Şimdi sistemin enerjisine bakalım. Yani burası sınır 2. İç enerji var. Başlangıçta 12,5 kilojül vermiş. Bu sabit bir sistem yani. Potansiyel enerji ve kinetik enerjiden burada söz edemeyiz. Tamam. Bu ikisi bizim için ayrı ve önemli. Arkadaşlar kapalı sistemde biz birinci yasayı nasıl yazıyorduk? E giren eksi E çıkan sınırdan olan olayları ilgilendiriyordu. Delta E sistem sınır içini ilgilendiriyordu. Tamam. Ne dedik? Bu eşitliği her zaman yazacağız. Artık bundan sonra hani termodinamik 1 olsun, 2 olsun. Ne işlersek işleyelim. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem %98 işi bize yarayacak. Joule biriminde burada yazmışız. E giren ne var? Q giren var, V giren var. Biraz önce onu konuştuk. E çıkan ne var? Sadece Q çıkan var. Tamam. O zaman sadece Q çıkan varsa bunun başına eksi geleceğini biliyoruz zaten. Gelelim delta E sisteme. Bunun genel haline kapalı sistemlerde her zaman bunu yazacağız arkadaşlar. Delta U, delta kinetik enerji, delta potansiyel enerji. Kinetik ve potansiyelden söz edemedik burada. Elimizde delta U kaldı. Delta U ne demek? Büyük U2 eksi büyük U1 iç enerji. U1, büyük U1 iç enerjisi verilmiş. O zaman bizden U2 istiyor zaten. Yani sonuçta ne olur diyor. Sonuçta U2 ne olursa sistem o duruma gelir. Bak Q giren artı V giren tamam. Eksi Q çıkan tamam. Bu kısmı hallettik. Eşittir. Sadece U2 eksi U1 kaldı. Sayısal değerleri de koyduğunda arkadaşlar sadece U2 bilinmiyor. Sistemin sıcaklığı artacak. Sıcaklığı artar zaten. İç enerjisi de artar. 38 kilojüle geliyor bu sistem. Hani bu iç enerji artışı ne işe yarıyor? Tabii ki buradan bir termodinamik olarak bir fayda sağlıyoruz. Onları daha konuşmuyoruz. Sonuçta birinci yasayı nasıl ele alırız? Nasıl modelleyebiliriz? Ona bakıyoruz şu an. Bir dakika. Öteki soruya geçelim. Evet. Su 20 kilowatt şaft. Şafta mil de diyebiliriz. Mil gücü sağlayan bir pompa ile daha düşük bir hazneden daha yüksek bir hazneye pompalanıyor. Yani arada bir kot farkı dediğimiz 45 metre var. Bir halinden bir hali demek yanlış pardon. Bir noktasından iki noktasına suyu gönderiyoruz. Üst rezervuar serbest yüzey ile alt rezervuar serbest yüzey arasında 45 metrelik yükseklik var. Tamam şekilde de görüyoruz. Suyun debisi 0.03 metreküp bölü saniye olarak verilmiş. Bu işlem sırasında sürtünme etkilerinden dolayı ısı enerjisine dönüşen mekanik gücü belirleyiniz diyor. Bakın. Yani bu boru içinde arkadaşlar şurada boru içinde suyu biz gönderiyoruz. Ve burada bir sürtünme oluyor sonuçta su ilerlerken. Bu sürtünmeden dolayı da hani kayıp dediğimiz, gerçekte kayıp diye bir şey yok. Bir enerji kaybı oluyor. Onu hesaplayacağız. Adım adım yine bakalım. Pompa mil gücü, pompanın mil gücü bize verilmiş 20 kilowatt. Yani pompanın mil gücü demek o mil çerçevesinde birden ikiye suyu götürebiliyoruz. Yani 20 kilowattı kullanıp götürebiliyoruz. Serbest akışkan yüzeyi, bakın akışkanlar mekaniğinde bu ayrıntılı olarak işlenir. Serbest akışkan yüzeyi demek şuradaki bir noktası serbest akışkan yüzeyi, iki noktası serbest akışkan yüzeyi. Tamam. Yükseklik 45 metre. Debi verilmiş, hacimsel debi sonuçta bu. Neden? Metreküp bölü saniye. Birimine bakacağız. Bu da debi diyebilir. Birimine baktığımız zaman metreküp bölü saniye ise hacimsel, kilogram bölü saniye ise kütlesel debi. İki yaklaşım altında arkadaşlar soruyu çözeceğim. İkisi de önemli yaklaşımların. Önce birinci yaklaşımda bakalım. Mekanik enerji değişimini biraz önce çalıştık. Delta mekaniği uzun uzun yazdık. Bakıyoruz bu probleme arkadaşlar. Hani şu birden ikiye gitmek için şu yüksekliği göz önüne almamız şart. Başka da göz önüne alacağımız yani kinetik enerjiyle ilgili bir durum yok. Çünkü bu boru
çapları aynı, çaplar değişmiyorsa, kesit alanı değişmiyorsa kinetik enerji değişimi yoktur. Tamam. Potansiyel enerji değişimini alacağız. Yani yükseklik bizim için burada önemli. O zaman biz mekanik enerjiyi watt biriminde kütlesel debi çarpı E mekanik olarak, küçük E mekanik olarak tanımlarsak bu genel yazılım. Bunun içinde ne vardı? Kinetik enerji var, potansiyel enerji var, iç enerji var. Ama burada sadece potansiyel enerjiyi devreye alıyoruz. Çünkü bu potansiyel enerjiyle bir mekanik iş yapılıyor. O zaman biz şu genel yazılımı altta özel olarak M üzeri nokta çarpı delta potansiyel enerji olarak yazabiliriz. Arkadaşlar kütlesel debi, yer çekimi ivmesi ve yükseklik farkı mekanik enerjimize karşılık geliyor watt biriminde. Burada kütlesel debi varsa biraz önce konuştuk. Bu soruda hacimsel debi verilmiş ama hacimsel debi çarpı yoğunluk bize kütlesel debi veriyor. Mekanik enerji eşitliği de kütlesel debiye göre çıkartılmış. Ama bize hacimsel debi verilmişse biz onu yoğunlukla çarpıp buradaki M'ye ulaşacağız. Evet, önemli noktalar. Soruları çözerken arkadaşlar rho verilmemişse, özellikle akışkanlar mekaniğinde de karşımıza çıkıyor. Rho verilmemiş, su sıcaklığı da verilmemişse, hani suyla çalışıyorsak hemen bunu bin alabiliriz. Ama sana su demiş, belli bir sıcaklık da vermişse, o zaman tablodan özgül hacmi alıp tersini rho olarak yazabiliriz veya direkt rho olan tablolardan da o sıcaklığa karşılık gelen rho'yu alırız. Burası çok önemli. Su sıcaklığı verilmemişse bin al. Delta mekanik o zaman, hani şuraya rho çarpı v üzeri nokta deriz dedik ya, m üzeri nokta için öyle yazmışım. G çarpı delta z'ye eşit. Bunu 1000 alacağız. Burası 0.03 verilmiş. Bu 9.81, bu da 45 metre. Bu kilowatt biriminde yazarsak 13.2435 kilowattlık burada bir mekanik enerji var. Bakın burası çok önemli. Mekanik enerji ideal enerjidir dedik. Biraz önce Bernoulli eklemini de konuştuk. Mekanik enerji ideal enerjidir. Burada sürtünme kaybı bilmem ne kaybı yok. Bu bizim ideal enerjimiz 13.24. Yapılan mekanik iş bu. Yani bir noktasından iki noktasına suyu göndermek için gerekli minimum ideal güç değeri bu. Biz hiçbir kayıp olmasaydı sistemde 13.24'lük mil işi bize yetecekti. Ama yetmiyor. Çünkü bak burada ne demiş? 20 kilovatla çalışıyor bu sistem demiş. Ama idealde 13.24'le çalışabilir. O zaman buradan sürtünmenin etkisine şöyle geçebiliriz. Ama mil gücü 20 kilowatt olarak verilmiş demişim ben. Demek ki gerçekte 13.24 kilowatt yetmeyecek. Sürtünmenin etkisi var burada. Pompaya giren iş miktarı 20 kilowatt. Mekanik enerji değişimi 13.24 kilowatt. O zaman sürtünme işi diyelim biz bunu arkadaşlar. Hani burayı çeşitli şekilde tanımlayabiliriz. Biz sürtünmeye giden burada yani İş var. O zaman sürtünme işi pompaya giren eksi delta mekanik olacak sonuçta. 20 ile pompayı çalıştırdık. İdealde bununla çalışır. O zaman 20 eksi 13.24 6.75 kilowattlık bir kayıp iş. Kayıp iş yani lafı termodinamik olarak yanlış ama günlük hayatta kullanabiliriz. 6.75 kilowattlık bir kayıp iş var. Sürtünmeye giden miktar boru sisteminde. İkinci yaklaşımı ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Sonuç olarak biz ne dedik? Hemen şuradan bak. E giren eksi E çıkan delta sistem bizim her türlü problemimizi çözer dedik. Ben bu yaklaşımı daha çok seviyorum. Buna bir bakalım. Şeklin tümü sistem olsun demişim. Hani sistemin sınırlarını belirleyeceğiz, sistemi belirleyeceğiz ya. Sonuç olarak şu şeklin tümü sistem. Bakın tümü sistem yani bu bir noktası, iki noktası. Pompa mili ve suyun bu hareketinin hepsi sistem. Sistem sınırından giren iş. Arkadaşlar pompa mili sisteme dahildi. Sınırı delen bir mili çalıştırmak için bir enerji girişi lazım. O 20 kilowatt. Sonuçta pompayı elektrikle çalıştırıyoruz ve mili aktarılan değer güç 20 kilowatt değerinde. Bu tabii ki sınırı delen bir iş girişi olacak. Sistem sınırından çıkan ısı demişim. Bakın bu sistem gerçekte çalışırken bir miktar ısınacak. Yani sürtünmenin ısıya dönüştüğünü kabul edelim. Yani istersen sen buraya V çıkan da diyebilirsin. Biraz önce yazdık ya. Bu sana kalmış.
Hani iş sürtünme işi olarak da bunu göz önüne alabilirsin. İstersen Q çıkandı. Sonuç olarak sürtünme ısıya dönüşecek orada. Yani burası fazla kafamızı karıştırmasın. Ama bir mile aktardığımız dışarıdan elektrik işinin karşılığı olarak mil işi var 20 kilowatt. Bir de gerçek olayda sürtünmeden dolayı bir sürtünme işi var. Ben onu Q çıkan olarak aldım. Sistemden dışarı çıkacak bu sonuçta. Sistem ısınıyor. Bu iki yaklaşım önemli. Sistemdeki enerji değişimine bakalım. Arkadaşlar bakın. Sistemde bir yani sistem biraz ısınıyor. İç enerji değişimi olacak ama bu çok küçük kalacak. Biz gerçekte bunu ihmal ettiğimizde hiçbir yani sonuca etkisi olmayacak. Potansiyel enerji sistemde var bak. Sistemin enerjisi olarak potansiyel ve kinetikten bahsetmiştik zaten. Potansiyel enerji değişimi var. Kinetik enerji değişimi yok. O zaman gelelim benim en çok sevdiğim eşliğe. E giren eksi, E çıkan eşittir delta E sistem. Watt biriminde yazarsak tabii üstüne nokta koyacağız. Dedik ya bu pompanın milini çalıştırmak için bir mil işi lazım. O sisteme girecek. Bir sürtünme işi çıkışı lazım. Ben onu Q çıkan olarak, ısı olarak gösterdim. Sen istersen bunu V sürtünme olarak göster ama bu çıkan olarak ele alınacak. Burası ne? Her zaman delta U, delta FE, delta KE. Bu iç enerji değişimini ihmal ettik. Gerçekte sonucu çok etkilemez. Kinetik enerji değişimi burada yok zaten. Bir tek elimizde potansiyel enerji değişimi kaldı. Yukarıdakileri toparlarsak bak V mil eksi Q çıkan eşittir delta potansiyel enerjiye dönüştü. 20 bize verilmiş. Bizden istenen şu Q çıkan zaten. İçeride de yani sistemde de sadece delta potansiyel enerji değişimi kaldı. Watt biriminde onu biz M üzeri nokta G çarpı delta Z olarak yazarız. Bunu biraz önce hesapladık zaten. O zaman buradan Q çıkanı bulduk hemen 6.75 kilowatt olarak. İstediğin gibi soruya yaklaş. İster mekanik enerji yaklaşımı. Hemen şurada hatırlayalım arkadaşlar. Şu delta mekanik yaklaşımı. İster birinci yasa yaklaşımı. Aynı şey zaten bunlar. Gelelim üçüncü soruya. Burada son sorumuz olsun. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Kinetik enerji değişimi neden sıfır aldık orada değişimini? Hemen bak şekle bakalım. Şimdi şuradan suyu aldık ya. Buradan atıyoruz. Ve buradan belli bir hızda aldık. Diyelim V hızında aldık. Şuradaki giriş çapıyla şuradaki çıkış çapı aynı ise aynı hızda çıkar bu. Hani V2 eksi V1 sıfır oluyor. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ama bak bazı hani senin akışkanlar mekaniğinde onu bir sorarız. Şurası D1 çapı, şurası D2 çapıysa çaplar farklıysa o zaman göz önüne alınacak. Yani çaplar değiştikçe hız da değişir ama çaplar aynı olduğu için hız sabit kalır. V2 eksi V1 sıfır olur. Yani. Teşekkürler hocam. İstediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu pompa soruları önemli. Başlangıçta bunlarla ilgili çalışıyoruz. Bu soruyu da bir ele alalım. Bir su dağıtım sistemine ait pompaya verimi %90 olan bir elektrik motoru ile 15 kW güç sağlanıyor. Yani bu motorun gücü 15 kW ve bu motorun verimi %90. Zaten hiçbir sistem %100 verimli değildir termodinamik açıdan. Kesinlikle hiçbir sistem %100 verimli değildir. Gerçekte %90 verimde çalışıyormuş. Suyun debisi burada 50 litre bölü saniye vermiş. Litre bölü saniye arkadaşlar hani hacimsel debi. Onu biz metreküp saniye çevirmek zorundayız. Giriş ve çıkış borularının çapları aynı. Bak burada vermiş zaten hani arkadaşımız güzel bir soru sordu. Hani kinetik enerjide hızların ikisi de aynı değerde olduğu için sıfır oluyor zaten. Ve pompa boyunca yükseklik farkı ihmal edilebilir düzeydedir. Arkadaşlar hani şuradan birden giriyor, ikiden çıkıyor. Burada potansiyel enerji. Biz pompayı sistem olarak alırsak şurada bir potansiyel enerji değişimini niye almayacağız diye sorabilirsiniz. Hani şuradaki yükseklik çok az. Gerçekte durumu hiç etkilemiyor bu. Ben bununla ilgili bir sayısal örneği sanırım Ege dersi yükledim. Yani şuradaki değişimi göz önüne aldığımızda sonucun etkilemediğini gösterdim. Pompalarda yükseklik farkı ihmal edilir. Potansiyel enerji göz önüne alınmaz. Kinetik enerji birbirine ancak şuradaki kesit alanları eşitse kinetik enerji değişimi sıfır olur. Pompanın giriş ve çıkışındaki basınçlar, bak pompa zaten amacı basıncı yükseltmek. Biri 100 kilopaskal atmosfer basıncında giriyor, 300 kilopaskala çıkarıyor. Mutlak basınç, zaten pompalarda mutlak basınçla çalışıyor. Yani gösterge basıncı değil, atmosfer basıncını göz önüne alıyorsun.
Eğer gösterge basıncıyla çalışırsak burası 0 olur, burası 200 olur. Neyse biz mutlak basınçla çalışacağız. Pompanın mekanik verimini bulun demiş. Hani verimleri de çalışın dedik ya sizde. Bir mekanik verim hakkında da çalışmış olalım. Elektrik motoru verimi %90. Bunu ETA motor olarak gösterelim. Elektrik girişi 15 kW. Bu motoru çalıştırmak için gerekli güç girişi. Su debisi 50 litre bölü saniye. Tabii bunu litreyi metreküp çevirdiğimizde 1000'e böleceğiz. 0.05 metreküp saniye. Basınçlar %300 verilmiş. Arkadaşlar böyle başlangıçta yazmak önemli. Ben her zaman soruları çözerken bu şekilde yol alıyorum. Hata yapmayız o zaman. Bir de size sınav soruları hazırlarken yani kendim hazırlıyorum ve kendim çözüyorum. Kendi çözdüğüm soruyu size soruyorum. Bu çerçevede benim izlediğim yolda bu şekilde oluyor. Pompa miline bakalım arkadaşlar. Pompa miline bir güç gelecek burada. Sonuçta bu pompayı bu mil çalıştırıyor. Şu mil döndüğü an birden ikiye suyu göndereceğiz. Şurası önemli bizim için. Yani şu sistemden, bu da bir sistem kendi başına. Bu sistemden şuraya aktarılan enerji girişi bizim için önemli. O zaman pompanın milini göz önüne alıyoruz. Bu da motorun verimi ve elektrik gücüyle ilişkili. Bu arkadaşlar motor 15 kW'lık elektrik girişiyle çalışıyor. Ama %100 verimli olmadığı için bu 15'in tamamını mile aktaramıyor. %90'ını aktarıyor. 13,5 kW'lık bir aktarım var. Biz delta mekanikle çözmeye çalışalım şimdi bunu. Delta mekaniği aldığımız arkadaşlar pompada en önemli şey ne? Basınç değişimi. Biraz önce konuştuk zaten. Hani şurada potansiyeli ihmal ediyoruz. Kinetik zaten çapraz aynı ihmal. Elimizde mekanik olarak ne kaldı? Basınç değişimi kaldı. Delta mekanik o zaman kinetik ve potansiyel yoksa basınçların değişimi olarak elimizde kaldı. Onları biz biraz önce formülünü verdik zaten hani basınç çarpı özgül hacim olarak yazabiliriz dedik. Dışarıda kütlesel debi olmak üzere. P2 V2 eksi P1 V1 olarak yazabiliriz. Gelelim suya. Arkadaşlar su sıkıştırılamaz akışkan. O zaman bu özgül hacimler değişse dahi çok az değişiyor. Bu değişimi ihmal edip biz V1 ve V2'yi kısaca V olarak alabiliriz. Bunları dışarı çıkarabiliriz. O zaman elimizde basınç değişimi kaldı. Bu yaklaşım gerçek ve güzel bir yaklaşım. Bunu her zaman kullanıyoruz. Arkadaşlar kütlesel debi çarpı V yani özgül hacim şuraya yazdık. Direkt hacimsel debi eşit. Bakın kütlesel debi rho çarpı V idi. Yani üzerine nokta koyma. Kütle için de yazsan aynı şey. Buradan V üzeri noktayı tek başına bırakırsan M üzeri nokta bölü rho. Rho'nun tersi de özgül hacimdi. Yani M çarpı V hacimsel debi olarak karşımıza çıkıyor. Bu verilmiş. 0.05 metreküp saniye. Basınçlar verilmiş 300'e 100. O zaman 10 kW. Yani mekanik enerjideki değişim 10 kW. Pompanın bizde verimi isteniyor. Nasıl yapacaktık biz bunu? Pompa miline 13,5 aktarıyoruz biz. Bu pompanın sınırından giren enerji. Bunun hepsini pompa kullanamamış. Bakın ideal durumda delta mekanik ideal durumu gösterdi. 10 kW yeterliymiş. O zaman 10 bölü 13,5 %74 verimli bir pompa bu. İdeal durumda 10 kW. Gerçekte 13,5. O zaman bunların oranı bize bu pompanın verimini verir. Arkadaşlar şurada bir analiz daha yaptım ben. Bakın sadece pompayı sistem olarak alalım. Benim en sevdiğim eşitlik buydu. Buradan yola çıkalım bu sefer. İkinci yaklaşım. Pompayı sistem olarak aldık. Pompa bir açık sistem. Kütle giriş çıkışı var. Bakın pompaya giren bir mil işi var. Bu mil işi olmasa zaten mil dönmese pompa çalışmaz. Kütle girişi var. Pompanın girişi. Pompanın çıkışı, kütle çıkışı var. Tamam. Pompa bir miktar ısınır. Hani şuradan Q çıkan da olur ama onu ihmal eder. O mühendislikte bu ihmaller termodinamikte de olsun hep yapılır ve sonucu çok etkilemez. Açık sistem arkadaşlar ve sürekli akış var pompada. Bak bunu da konuşmuştuk. O zaman burası açık sistemse burası sıfır. Tamam. Elimize ne kaldı? V mil artı E kütle 1. Şurası. Burası eksiyse bunu karşıya atalım. E kütle 2. Güzel. V mili tek başına bırakalım. E kütle 2, E kütle 1. Arkadaşlar bu
kütleyle olan enerji transferini biz entalpiyle gösterebiliyoruz. Bunu ileride ele alacağız. Yani biz bu derste gösterirken U artı PV olarak yazdık. U artı PV de yazdık. O eşliği yazdık. U artı PV zaten entalpi demek. Yani kısaca U artı PV'ye biz H diyebiliriz. Onun ayrıntısına sonra bakacağız. E kütle 2'yi H2 artı V2 kare bölü 2 artı GZ2 olarak yazabiliriz. Aynı şekilde 1 içinde yazabiliriz. Tabii ki bu içerisi jül bölü kilogram. Onu kütlesel debiyle çarptığımız an watt birimine, üstü noktalı olduğu için watt birimine ulaşıyoruz. Arkadaşlar iç enerji artı basınç çarpı özgül hacim bize entalpiyi verir. Onu ileride ele alacağız. O zaman burayı düzenlersek H2 eksi H1 burası. V2 kare eksi V1 kare burası. Şurayı düzenliyoruz. Burası da Z2 eksi Z1 dışarıda kütlesel debi kalsın. Adım adım inceleyelim. Burası pompada, burası sıfır. Hani Z2'yi Z1'e eşit alabiliriz dedik pompada. Pompada giriş çıkış boru çapları eşitse burası da sıfır. Sonuçta M1 eşittir M2, yani kütlesel debiler eşit. Kütlesel debi neydi? Rho VA. Kesit alanı aynı ise, yoğunluk da sıkıştırılamaz akışkanda, suda yoğunluk değişimi ihmal ediliyorsa bunlar aynı ise, o zaman V de karşımıza V1 yani V2 aynı olarak kalacak. O zaman bunların ikisinin farkı şurada sıfır olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim H2 eksi H1'e. Hani şuraya da yazmışım zaten. H ne demek? U artı P çarpı V. Bu derste çıkardığımız eşitlikte bunlar vardı. Ben oradan entalpiye geçmemiştim. Bu soruda geçtik. H'yi açıkça yazarsam bu. H1'i açıkça yazarsam bu. Yine U'ları buraya alalım. Basınçları buraya alalım. Arkadaşlar pompada bir miktar ısınıyor da hani o ısı sonucu çok etkilemiyor. O zaman iç enerji değişimi de sıfır yaklaşık olarak. Bunlar birbirine eşitse burası da sıfır. Bakın ne güzel ilerliyoruz ve mühendislik yaklaşımlarımızı da yapıyoruz. Biz sizden bu mühendislik yaklaşımlarını bekliyoruz. Ben bunları ayrıntılı olarak hep anlatıyorum. Hani her derste bu ayrıntıyı göremezsiniz. Benim özelliğim bu şekilde. Öğrencilerin en çok yaptığı hataları biliyorum ve ayrıntıya giriyorum. Burası önemli. Bu yaklaşımlar sizden beklenir. Burası da sıfırsa elimizde burası kaldı arkadaşlar. Biraz önce konuştuk. Özgül hacim sıkıştırılamaz akışkanlarda eşit birbirine eşittir. Burayı V, P2, P1 olarak yazabiliriz dedik. Ve sonuçta yukarıdaki bak V mili biraz önceki aynı eşitliğe getirdik. Küçük V çarpı kütlesel debi P2 eksi P1 veya V üzeri nokta çarpı P2 eksi V1. Aynısını biraz önce bulduk zaten. Buradan V mili buldun ya sen. Bu ideal durum bakın. Şuradan buldun ideal durum. Şu birinci yasadan bulduğumuz V mil zaten ideal durum. Bu V mil idealse zaten V pompa mili vermiş. Gerçek durumu vermiş. Bu ideali gerçeğe böldüğümüzde yine pompanın verimini bulacağız. Arkadaşlar birinci yasa yaklaşımını seviyorum ben bu şekilde, ama öğrettiğimiz her türlü konudan konuya ait yaklaşımları yapıyoruz. Mekanik enerji yaklaşımını da bu şekilde yapıp aynı sonucu bulursun. Hocam sanırsam bu not yok bizde. Bizde paylaşacak mısınız bu PDF'i? Şimdi bu PDF'i buraya hazırladım. Sisteme yüklemedim. Ben bunu sisteme de Ege derse de yüklerim isterseniz. Facebook sayfasına yükleyeceğim kesin. Facebook'u takip ediyorsanız oradaki termodinamik kolaydır sayfasına, grubuna yükleyeceğim. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Arkadaşlar soru çözümünde kalmıştık. Önemli. Bakın bu soruları özellikle seçiyorum. Ben kendimi övmek için söylemiyorum. Yılların tecrübesi hem termodinamiği sevdiğim için hem de sizin yüzlerce kağıtta, binlerce kağıttaki hatalarınızı gördüğüm için ona göre dersi işliyorum. Arkadaşlar Ege derse de yükleyeceğim bunu. İstek var. İstekleri hiçbir zaman geri çevirmeyeceğiz. Bu üç tane sorunun çözümünü Ege derse de yükleyeceğim arkadaşlar. Evet, chatten bir soru gelmiş. Onu da cevaplamış olduk. Arkadaşlar, güzelce dersimizi işledik. Ders 1'i de bu şekilde ele almıştık zaten. Ders 2'yi de bu şekilde ele aldık. Buradaki güzellik zoom'u küresi olarak elde ettiğimden dolayı zoom'la uğraşmadık.
Böylece dersimizde, yani bugün anlatılmak istenen konu zaten ders 2 idi. Çengel'in kitabını takip ederseniz oradaki chapter 2 işledik. Ama Çengel'in kitabındaki her şeyi buraya almadık. En önemli bilmeniz gereken noktaları ele aldık. Bu çerçevede dersimizi bitirdik. Her derste benim için kısa sınav önemli. Siz bu kısa sınavı lütfen 30 dakikada yapıp bana gönderin. Süremizi şimdi başlatacağım. Arkadaşlar PDF'i açmak isteyen olursa burada şifresi var ama soruyu ben size açayım. Süremiz 30 dakika başladı. PDF'in şifresi de var. Şimdi ben konuşmayacağım artık. Siz soruyu okuyun ve çözümünü 30 dakika sonra gönderin. Herkese teşekkürler. Bugünkü dersimiz de sona erdi. Hocam. Efendim. Tablo yok da suyun yoğunluğunu bilmiyorum. Tamam, bir alın arkadaşlar. Tamam. Ama bundan sonraki derslerde tablolar lazım olacak.
Arkadaşlar 5.30'da Zoom kapanacak. Ona göre önleminizi alın. Hocam Ege derse mi yükleyeceğiz? Hayır. Ben kurallar içinde var. Hangi e-mail adresinize göndereceğiniz? Tamam, mail yolluyoruz değil mi? Efendim? Mail ile yolluyoruz yani. Evet, mail ile yolluyoruz. Ege derse tamam. Yüklemiyoruz. Tamam, teşekkürler. Hocam süremiz 40 geçe mi bitecek acaba? Sanırım 40 geçe bakayım. Evet 40 geçe ama Zoom biraz sonra kapanacak. Soruyu görmek için Ege derse bakabilirsiniz. Tamam hocam, teşekkür ederim.
Evet, Zoom'dan isteyen çıkabilir. Şimdi kapanıyor zaten. Hocam daha 15 dakikamız var değil mi? Sınav olarak süre öyle de Zoom kapanıyor. Tamam hocam. Hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun herkese. İyi akşamlar. Pazartesi görüşürüz.